mukabele efendim. Bilmukabele efendim. Selamlar, selamlar. Ama da bunlar, evet. Ulan benim gene koltuğum aşağı indi ya. Yarabbim yarısın Allah'ım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Sevgili Ziyo, sevgili Ziyo, lütfen bunu bir halledelim, bu durumu bir çözelim yani. Ben rica ediyorum sizden. Ben sizden rica ediyorum. Evet, kendi boyuna dönmüşsün. Öyle bir sıkıntı yaşandı ne yazık ki. Ne yazık ki yaşandı. Efendim bir kez daha açılışta söyledim ama bir kez daha 8 Mart Emekçi Kadınlar gününüz kutlu olsun. Canım kadınlar, sizi ne kadar sevdiğimi çok iyi biliyorsunuz. Sizi ne kadar sevdiğimi, her birinizi ne kadar çok öpmek istediğimi, her birinize nasıl sarılmak istediğimi hepiniz çok iyi biliyorsunuz efendim. Daha güzel günler görelim inşallah. Biliyorum erkekler şu an kuduracaksınız bunu. Bugün de kuduru verin. Ay! Ay bugün de kuduru verin lütfen. Çok da bir tarafımda yani bugün. Ben bugün kadınları öpüyorum. Beni hiç uzaktan yakından alakadar etmiyor. Siz kendi aranızda öpüşüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Yapın. Bizi hiç ilgilendirmez. Bizi hiç ilgilendirmez. Köşede ne yapıyorsunuz? Yapabilirsiniz. Ekranı öpüyorum. Neler yaptınız ya bütün bir gün boyunca? Efendim bir işim vardı. Bir çok uzun bir süredir bekleyen bir işim vardı. Onu halletmem gerekiyordu. Onu hallettim. O yüzden saat 9'da girebildim. Lütfen kusura bakmayın. Yayını beklerken benim gerginlik seviyesi erik bir şey göndermiş. Neymiş ki? Belki. Tabii ikisi bunu. Bu ne böyle? Oklavaya takılmış yufka gibi. Ya var ya. Şlap. Var ya. İllallah ettim bu maskeler. İllallah. İllallah. Ettim artık. Bu ne böyle? Ne böyle? Oklavaya takılmış yufka gibi. Ya, ya var Zogan ya. Var ya. İllallah ettim bu maskeler. İllallah. İllallah. Ettim artık. Ya bir de bir hızlı bir nah çekiyor. Allah'ım muazzam bir insan ya. Gerçekten gerçekten muazzam. Abi Ziyo Gaming nereye koltuğu yolladıyor işte. Koltuğu da koltuk. Hiracığım 31. ayımız kutlu olsun. Kutlu olsun balım, hoş geldin, hoş geldin tekrardan. Nasıl bugün? Vallahi gayet iyiyim ya. Bugün çok güzel bir gün efendim benim için. Sabah kalktım. Sabah kalktım, Batuhan dışarı çıkmıştı. Gelirken kahve almış, çiçek almış, 8 Mart için hediye kitabımı almış. Nasıl mutlu oldum? Nasıl mutlu oldum? Ne zamandır Harry Potter'ın tekrardan şeylerini istiyordum. Kitaplarını istiyordum. İlk üç kitabını almış tekrardan bana. Güzel bir sonra Hakkı geldi. Oturduk hep beraber. Sohbet muhabbet ettik. Bugün benim için max performansın olduğu bir gündü yani. Gayet güzel bir gündü. Hatta şöyle söyleyeyim, uzunca bir süredir açık ara geçirdiğim en iyi gündü bugün. En iyi günlerden bir tanesiydi. Erikli sponsor mu değil. Çok kötü bir şey yaşandı ama. Dün yaşandı. Utkucuğum hoş geldin bu arada. Tırnağım kırıldı. Tırnağım kırıldı. Canım çok sıkkın. Sinirler çok bozuk. Saat 9'a kadar onu ağlamışım. Saat 9'a kadar onu ağladım. Ondan açamadım yayınımı. Bu arada düşmedi ha. Düşmedi. Allah'ım artık nasıl. Ben şeye gidiyorum. Özge Hanım'a gidiyorum. Bak şimdi şeyi unuttum. Soyadını unuttum. Ay, unuttum. Vallahi unuttum işte. Tam tersini ne oluyor biliyor musunuz? Sanki kendi tırnağım kopmuş gibi oluyor zaten. Yani şurası asla çıkmıyor. Şu uç kısmı var ya. Uç kısmını ben gerizekalıca hareketler yaparken kırıyorum. Diğeri de öyle olmuştu zaten. Hiç iyi değilim. Bu Prime paramı aldı ama mevcut değil, hatası veriyor Prime. Aa eksoki kebap niye ki? Başka bir yere mi acaba tırnak yeme alışkanlığımı anormal azalttı? Şimdi tabii ki de çok iyi durumda değil ama. Şimdi tırnağım benim normalde şuradaydı biliyorsunuz ki. Bilenler vardır. Ben iğrenç tırnak yiyorum efendim. Ne yazık ki yani. Allah kimsenin başına vermesin. Tek kemere korkunç bir şey. Ben şuralarıma kadar yiyorum. Hele ki stresliysem dayanamıyorum. Daha da böyle gittikçe gidiyor yani bu. Şu anda fark ettiyseniz en azından şu kısmı bir tık düzeldi. Bir tık düzeldi. Azıcık.
Yansıtı o açıdan işe yarıyor bayağı bir. Tamam, Nicki mi Pee Queen, o zaman hep kırılırsın ama Ferdi. Nasıl? Azalttı. Yani bir süre en azından şöyle bir toparlayana kadar kendisini, tırnaklarını bunu yaptırmaya devam edeceğim. Ama bir sonrakini bir tık daha kısa yapacağım. Yani insan tırnağı boyutunda yaptıracağım herhalde. Öyle gibi planlıyorum. UFO izledin mi? Hayır, izlemedim hala daha UFO'yu. Hayır, izlemedim. Pixipa hoş geldin. Pixipa, senin şeyini okudum. Bu harita yorumlamayı mı diyorsun? Okudum. Harita yorumlamanızın hepsini okudum. Cevap da yazacağım onlara. Ağzınıza sağlık. Ben izledim, güzel. Sonu ölümle mi bitiyor onun? Bu tarz şeylerde spoiler yemekten hiç korkmam, biliyorsunuz ki. Onun kesin sonu ölümle bitiyor. Çünkü adı UFO, yok gökyüzü, yok bilmem ne, %100 ölümle bitiyor. Ben adım soyadım gibi eminim onun ölümle bittiğinden. Değil mi? Yanılıyor muyum? Allah, her yeri yıkıyordum. Değil mi? Yanlış biliyorum. Doğru biliyorum. Dudak yemi, dudak yemek ne? Nedir dudak yemek? Dudak da mı yeniyor? Aa! Kız dudak da mı yeniyor? O nasıl yeniyor? Onun nasıl yendiğini bilmiyorum. Benim ilgi alanım tırnak. Benim ilgi alanım tırnak yemek arkadaşlar. Ben dudak yemek kısmına hakim değilim. Lütfen birisi anlatsın bana. Nedir dudak yemek? Dudağınızı yemeseniz mi ki acaba? Ay, tırnak yemek de çok kötü. Biz bunları yemesek keşke. Derisini yiyorsunuz. Dudağınızın. Kız, derisi yok ki onun. Yok gibi bir şey ki bunun derisi. Hocam, edebiyat nedir? Bunun derisi yok gibi ki, şöyle düşünün, aslında benim var. Aslında benim var çünkü benim anormal kuru. Çok kuru hatta. Bir türlü de yıllardır da düzelmez yani. Neler neler kullandım. Bak neler neler. Bir şey söyleyeyim mi size? Bak, bir dudak ürünleri, iki gözaltı ürünleri. Arkadaşlar, bunları inanmayacaksınız. Bunlar hiçbir boka yaramıyor. İstediğiniz kadar su için. Ay, bir arada şey diyorlardı. Bak. Gözaltı için ne yapacakmışız? Dinle şimdi. Gözaltılarım çok mor, tamam mı benim? Gözaltı morluğu için yapmamız gerekenler. Bir, stressiz hayat. Ya hacı, siz nerede yaşıyorsunuz aşkına ya? Siz Türkiye sınırları içerisinde yaşamıyor musunuz? Siz nerede yaşıyorsunuz? Bir, stressiz hayat. İki, çok iyi beslenme. İşte neymiş efendim? Çok iyi D vitaminlerini almak lazımmış. Balıklar, malıklar, zartlar, zurtlar, etler. Çok iyi bir beslenme. Çok iyi bir uyku düzeni. Varsa bana da verin. Varsa bana da verin de kullanalım. Aslan parçaları. Varsa, fazladan varsa elinizde, söyleyin de kullanak o zaman. Deli midirler nedirler ya? Ha, bir şey yapabiliyorsun. Diyor ki bol bol süt için. Ay, süt için, su. Bol bol su için. Pelin, bir şey söyleyebilir miyim? Ama Erdem'in morali çok iyi. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Ben nasıl yapacağım bunları? Nasıl yapacağım? Hadi beslenme kısmını hallettim diyelim ki. Hadi diyelim ki beslenme kısmı okey. Alabildim, edebildim. Ya kardeşim, ben stressiz hayatı nasıl yaşayayım ya? Nasıl yaşayayım? Ya kuyruğa giremedim. Ya Çağatay ya. Of. Çağatay, bir şey soracağım. Yakın zamanda seni görür müyüz bu ayçiçek savaşlarında? Ayçiçek yağı savaşlarında. Ha? Ne diyorsun? Görür müyüz ki? Bana Fezi Altun şeye gittiğimde, çekime gittiğimde Yves Saint Laurent'in bir kapatıcısını vermişti. İki yayındır onu sürüyorum. O kadar güzel ki. Fiyatına bakmayın. Ben baktım. Fiyatına bakmayın. Ben baktım. Milim milim sürüyorum. Milim milim sürüyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda sürdüğüm en iyi kapatıcı bu olabilir. En iyisi. Şaka yapmıyorum size. Bak mesela, hiç birkaç gündür hiç böyle sanki kapatmışım gibi duruyor mu? Hiç durmuyor. Neden? Çünkü çok iyi. Çünkü çok çok iyi. Diğerinde ne oluyordu benim sürdüğümde? Burası böyle bir açık renk gibi oluyordu. Hiç öyle değil.
Beulis de güzel kapatıcı. Hiç ona bakmadım. Yves Saint Laurent'in YSL diye geçiyor hatta. Ben baktım hatta bak ilk sürdüğümde dedim ki ay dedim bu ne güzel bir şeymiş dedim. Ben hep bundan alayım dedim. Bu çok iyiymiş de. Sonra fiyatına bir baktım. Öldün alamam. Kapatıcıya veremem o parayı. Ya başka şeye veririm para. O parayı. Başka şeye muhakkak ki veririm. Veriyorumdur da. Ama kapatıcıya veremem gibi geliyor. Belli olmaz. Dur bir bitsin de. Ama bitmesin diye dua edin ne olur ya. Bitmesin lütfen. Gerçi bugün baktım kız dönerler mönerler 90 lira olmuş. Ne yapacağız biz böyle hep beraber ha? Ne yapacağız? Yakında beni de herhangi bir kuyrukta görür müsünüz acaba? Bundan sonra kuyruklarda karşılaşır mıyız hep beraber? Ne diyorsunuz? Birisi de bak Allah'ım nasıl sinirlendim. Twitter'da biliyorsunuz zeka kaplı insanlar var yani. O kadar zeki ki herkes maşallah herkes her şeyi o kadar iyi biliyor ki. Bir tane zekasız. Aaa creative free değil mi? Vallahi bilmiyordum Zeynep. Söyledi niye oldu bunu? Ben kullanmam o zaman bir daha. Teşekkür ederim söylediğim için. Wet'n Wild'ın farları çok güzel onu tavsiye ederim. Wet'n Wild'ın ben bir ara farlarını kullanıyordum. çok akıllı birisi demiş ki arkadaşlar ayçiçek yağı çok zararlı. Neden bu kadar zararlı bir şey için birbirinizi ediyorsunuz? Ya hani bu kadar uzakta olmak anladın mı? Hani bu kadar uzakta olmak. Hani 1 litre zeytinyağının fiyatına hiç mi bakmamak? Yani kaliteli yağların fiyatına hiç mi bakmamak? Bu ne gibi yani biliyor musun? Arkadaşlar yani düzgün bir şekilde kilo almanıza kilo vermeniz için her gün kaliteli yağ almanız lazım. Avokado yiyin her sabah. Ne bu böyle? Bir yumurta kırıp ekmek banıyorsunuz. Davar gibi demek gibi bir şey yani bu. Gerçekten öyle bir şey. Ne böyle kuru ekmek mi yiyorsunuz? Karbonhidrat, avokado yiyin. Sen salağa bak salağa. Bir de akıl veriyor insanlara. Allah Allah ya. Sanki böyle şey hani zeytinyağı çok uygun fiyatlı da hani insanlar şey diyorlar. Hayır. Ben ille de zararlı yağ almak istiyorum. O yüzden ayçiçeğin sırasına girip milleti döveceğim. Bugün hocam Stardew Valley oynarım dedim Enes. Ne oldu? Ne oldu? Söyle. Aklına başka bir fikir mi var? Başka bir fikir varsa söyle lütfen bize. Gazetelerde sağlıklı yaşam yazıları dur bakayım o. Ayçiçek savaşlarındaki ben şey görmedim bu arada. Videoyu asla görmedim. Ayçiçek yağı nasıl yapılır mı? Fabrikada yapılır. Evde yapamazsın ki. Evde ayçiçek yağı nasıl mı yapılır? Abla Spotify da çökmüş. Şaka yapıyorsunuz. Aa! Spotify hesabından çıkış yapmış. Neydi ki benim hesabım? Ne oldu? Neydi ki benim hesabım? Ben hesabımı unuttum. Ay şu muydu ki? Bir dakika durun ya. Ay bütün sinirim tepeme fırlayacak bak şimdi. Bakayım Erim Balcığım vakit olsa bakmaya this çalışırız. Biggest... Ben sana her seferinde diyorum ki ben Enes Bey'i artık izleyemiyorum. Sinirlerim tepeme fırlıyor diyorum Erim Baz. Her attığında da bunu söylüyorum. Her attığında. Discord niye gitti bir anda peki? Onun sebebi ne? Ne oldu? Discord'da gitti yani. Allah'ım. Vatandaşın ayçiçek yağında savaş belirsizliği. Yağ kapanın elinde kaldı.
Efendim zam gelecek. Ayçiçek yanına neden kanat takmış? Yormadım yok. Ya şu ana haber neden ayçiçek yağı şişelerine kanat taktınız? Fiyatı uçtu diye mi? Oraya mı gönderme bu? İnanılmaz bir habercilik gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. 51 litre yağ evde kaç kişi yaşıyorlar ki acaba? Stokçuluğa girmez mi? 51 litre. Hı? Tam Republic aldık Reddit dedi mi? Aa. Ben her zaman ihtiyacım kadar alırım. Benim evimde hep 1 litrelikler vardır. Öğrencilik hayatımdan beri de bu böyle. Hep 1 litrelik. Hiç yüksek litrelik almadım bugüne kadar hiç. Bir litremi alırım. O bir litre de zar zor biter zaten. Çok fazla yağ kullandığım şeyler yapmıyorum ben. Hani yaptığım şeylerde genelde böyle ev yemeği, anne yemeği derler yani öyledir adı. İşte salçaya at, soğana at, karıştır üstüne de artık ne zıkkımı atıyorsan. E zaten ona girse girse bir yemek kaşığı yağ giriyor. O yüzden bitmiyor bir litrelik bile. Ama 51 litre yani. Girmez kendi parasıyla istediği kadar alabilir. Bunun ticaretini yapmayacak sonuçta. Nunca. Aslında işte böyle yüksek satışlarda şunun problemi başlıyor. Mesela bireysel bir insanın 10 litre yağ alması. Acaba şunu düşünüyor. Acaba bunu satacak mıydı? Düşündürür yani. Öyle bir dönemdeyiz ki çünkü. Ama şimdi düşününce yani İstersem 50 tane alırım diye düşünüyorsun değil mi? İstersem alıyorsun bir de ya. Ay korkunç lan. Paran alacağın bir ürün için şöyle birbirine girmek yani. Lan da olabilir mi? İnsanlar çekirge sürüsü gibi girip aldıkları için acaba marketler yani ne bileyim abi artık ya. Kıtlıktaysak ne olur birisi bana söylesin. Benim bilmediğim bir kıtlık mı var bir şeyin kıtlığı? Neyin kıtlığındayız şu anda? Ama rafa koymak da zorunda. Ay. Ya 18 litrelik bu hafta 610 lira yapayım ben de kendime. Fiyat saatler içinde tavan yapınca bazı arkadaşlar neden ayçiçek yağı için birbirine neziyorlar ki? Zeytinyağı daha sağlıklı değil mi? Zeytinyağı daha sağlıklı değil mi arkadaşlar? Anlam veremedim. Ne saçma ya. Arkadaşlar birkaç yıl önce yemin ediyorum çok da uzakta değil 10 yıl önce insanlar böyle 48 taksitle 120 taksitle ev falan alıyorlardı. Pelin abla markette çalışıyorum ve hakikaten bitti yağlar depoda yok fakat bazen şöyle bir şeyler oluyor. Stokçular marketçilerden 2'den fazla almak istiyorlar ama yasak olduğu için veremiyoruz. Hani diğer müşteriler de yararlanabilsin diye yoksa stokçuları alıp daha pahalıya satıyorlar. Diyorsun. Hiçbir online mı? Kız ne oldu ki yağ ile alakalı? Vallahi bir şey söyleyebilir miyim size? Ben arkadaşlar çok uzunca bir süredir yağ tüketmiyorum. Ben yağ tüketmem, şeker tüketmem. Aram yok yani benim bunlarla. Tatlıyla falan gerçekten aram yok benim. Deyip bol şekerli şurupları içiyorum ama yani normalde hani ben günde içersem bir tane belki bundan içiyorum. Onun dışında hiç tatlıyla asla ve asla aram yok benim.
Hiç sevmem. Gerçekten hiç sevmem bu arada. Ve şimdi size çok garip bir şey söyleyeceğim. Bu biraz belki şeyden de olabilir. Hani annemden de kaynaklı olabilir. Ben mesela ayçiçek yağı gerçekten tüketemiyorum. Tüketemiyorum yani. Mideme anında dokunuyor. Çünkü çocukluktan beri annem bize o dönemlerde de uygun olduğu için basmış zeytinyağını, basmış pilava tereyağını. Ben ne ayçiçek yağı yiyebiliyorum ne margarin yiyebiliyorum. Asla yiyemiyorum yani. Çok ağır geliyor çünkü. O yüzden aldığımda da mesela zeytinyağı alırım. Onu da 1 litre alırım. Kenara kaldırırım. Salataya mı koyacağım mesela? Bir yemek kaşığı koyarım. Bol yağlı hiçbir şey yiyemiyorum zaten. İskender hariç. Onu geç. Onu hiç katma. İskender'le Beyti'yi katma. Onları ayrı. Ya şu anda garip gelen kısmı şu. Bununla alakalı bir sorun varsa eğer hani satışı mı yasaklanacak? Bir daha gelemeyecek mi? Pilava da öyle. Pilava da çok yağ koymam ki ben. Pilava da çok fazla yağ koymuyorum. Salataya da çok fazla. Mesela salataya koyacaksam ben limon koyarım. Yağ koymam. Batuhan da sevmez çok yağlı. Batuhan da öyle aşırı yağlı şeylerle arası yok. Şimdi sıkıntı şundan dolayı mı? Rusya ile alakalı, savaş durumuyla alakalı bir sıkıntı mı var? Arkadaşlar bunun hepsini bir yemek kaşığı yerle yapabiliyorum ben. Hani ben şahsımdan bahsediyorum. Ben çok sevmediğim için. Mesela Hataylılar da bol yağlı seviyor değil mi yemeklerini? Hem Discord çökmüş hem Spotify çökmüş galiba. Dediğim gibi yani o yüzden bu yağ mevzusuna ben aşırı uzağım ve hiçbir bilgim yok. Bizim tarım çok iyiymiş ama işte gemiler kalmış. Vallahi bizim tarımın çok iyi olmadığını ben ne zaman çok net anladım biliyor musunuz? 6 sene önce biz tekrardan çayımızı biçmeye gittiğimizde ben o yaz anladım ki dedim ki ha anlıyorum hocam. Dedim ki hiçbir şey eskisi gibi olamaz yani tarımda bu dakikadan itibaren. Çünkü mesela ondan birkaç sene önce gene bahçeye gittiğinde yapılan hibeler farklıydı, devletin sana çıktığı destekler farklıydı, alabildiğin krediler farklıydı. İşçini çalıştırmak istediğin zaman hani o biçme işlerinde falan sağlanan imkanlar farklıydı bundan 10 sene önce. Şu anda maalesef yani bahsettiğim sektör çay ki biz dünyada en çok çay tüketen ülkelerden bir tanesiyiz biliyorsunuz. İkinci sıradayız. Bir numara Çin diye biliyorum. İki numara biziz. Ne yazık ki orada bile sektör bu kadar kötüyken ki çayda makine kullanılmıyor. Çayda makas kullanırsın. Makasla falan direkt olarak insan emeğinin birebir içerisinde olduğu bir işten bahsediyoruz. Ki tonla satman lazım zaten. Belli bir süre sonra şeye dönüştü yani bu. Çayı ha toplamışsın, götürmüşsün, ha götürmemişine döndü yani. Çay arazisine öyle kolay makineyle giremezsiniz arkadaşlar. Çayda makine kullanamazsınız. Makas kullanırsınız. En iyi çayı elle toplarsınız zaten. Her şey geçtim. Çay arazileri dümdüz gitmez. Çay arazileri hep böyle gider. Hep aşağılara doğru gider yani hep. Genelde böyle daha çukur alanlarda, çukur yerlerde olurlar. Çay biçme makinesi de çıktı. Şimdi. Muhakkak ki çıkmıştır ama yani elle o makasla kesmek daha iyidir her zaman. Yani yamaç gibi bir alanda olur. Oraya böyle hani makineleri de çok da rahat giremezsin zaten. Ha, ama diyorum yani belli bir süre sonra gerçekten şeye dönüştü yani orada bile. Ya abi ha biçtin, verdin. Zaten bir kısmını devlet alıyor, bir kısmını Çaykur'a satıyorsun. Geri kalanını özele satmaya çalışıyorsun. Orada da ayrı sürünüyorsun. Tam dert yani. Sizin tarlalar hala işliyor mu ki? Çünkü eğer onları bırakırsan bir daha asla toparlayamazsın kavabunga. O yüzden babamlar kıyamıyor yani. Babam asla kıyamıyor oradaki şeylere. Twitch çökmez değil mi abla? O ne erik? Nasıl dinliyorsun? Yetiştirdim. Yapı ya. Hayır ben bir açıklamada bulunmak istiyorum. Çünkü bu gerçekten benim en sevmediğim... Arkam ne kadar temiz ve düzenmiş. Gittiğim yere ne kadar yaşanmışlık götürdüğümün farkında mısınız? Gittiğim alana
Burada Pelin yaşamışlığı götürüyorum abi. Şey diyor, anladın mı bacım? Burada Pelin yaşıyor diyor. Medisel Ara, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Hepimizin Kadınlar Günü kutlu olsun bir kez daha. Benim en rahatsız olduğum konu. Ben sizden çarptığım paralarla Uganda'ya gideceğim. Evime almak gibi, böyle bir Türkiye'de mülk edinmek gibi bir niyetim yok açıkçası. Anne. Ben tamamen buradan çarptığım paralarla, çünkü biliyorsunuz ki çalışmadan, etmeden, herhangi bir şey üretmeden, konuşmadan, dümdüz Annem. olarak biliyorsunuz ki Ömrüm. paramı kazanıyorum. Asla bu işe bir saat, bir mesai, herhangi bir şey ayırmadığımdan dolayı sizden çarptıklarımla... Hulusi'ye bakıyor işte. Hulusi'ye bakıyor işte. Hulusi'ye bakıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Hulusi'yi ne kadar sevdiğini. Çam ağacı hala duruyor. Ay vallahi bir ara kaldırmak lazım da onu. Ya yok mu böyle Kütahya'da yaşayan ya? Çam ağacım gelip kaldırabilecek bir tane insan var mı? Logo da yanıyor. Tekrardan dur bakalım. Hepsi tekrardan yapılacak inşallah. Bir aksilik olmazsa. Efendim çok beklettim. Hızlıca bir şunları okuyayım mı hemen? Vallahi çok beklettim hepsini. Oy, ne olmuş böyle 36 dakikada? Efendim Make Kurujima bu sürü insanlara abonelik edetmiş. Çok teşekkür ediyorum. Zol diye hoş geldin. Yoğurtlu dolma. Devrim diye bilen 50 bit göndermiş. Günün anlam ve önemi için. Abacım senin dahil chat'teki kadınlarımızın kadın gibi hissedenleri. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Yaşayabildiğiniz nice günleriniz olsun. Hepinizi öpüyorum demiş. Kızılcıklar oldu mu, senelere doldu mu hey? Gönderdiğim çoraplar farkındayım. Aha, tabii ki de farkındayım ya. Ne mümkün? Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde. Yaşlılık bizi ayırana kadar. Hep buradayım. Hep. Hep. Son nefesimize kadar efendim. Spotify herkeste gitti. Herkeste gitti. Herkeste gitti. Ben buradayım, no problem yaşlı. Ben de buradayım efendim, yaşlılığa kadar dediğim gibi. Mil 35 hoş geldin. Artrim Pulpus. Erik efendim 60 pis göndermiş. Çok teşekkür ederim. Erik 50 pis daha göndermiş. Ona zaten baktım. Ama bir Osman 22 25 lira göndermiş. Queen'im benim. Vallahi de billahi de seni seviyorum. Kadınlar günün kutlu olsun demiş efendim. Hepimizin kadınlar günü kutlu olsun. Neymiş bu? Yayına zibilyon kere drop girse bile her daim o yayını izleyeceğiz Müge'min. Seni çok seviyorum. Canım benim ya. Canım benim. Kendi tweetimi favladım az önce. Küpeci Kuklu efendim 7 bit göndermiş. Bir yıllık Covid olmadan elzem birkaç itiraf demiş efendim. İtiraf corner mı? Ay böyle bir şey mi var? Ne bu ya? Sinan'ın kim olduğunu nasıl kaçırdınız? Sinan'ın kim olduğu kısmını kaçırdınız. Şu arka plana bakın. Arka plana bakıyor. Geçiyorum arka plandan.
Sinan'ın kim olduğu kısmını kaçırdığım için yaklaşık bir ay araştırma sonucunda koltuktaki Spider-Man olduğunu bulup rahatladım. Arkadaşlar Sinan işte. Sinan en köşede oturuyor ya. Pequeen topluluğunda ismini çağrıştırdığı figür üzerine yapışabilir endişesinden büyük ihtimalle adımı hiç de getirmeyeceğim. Baby Babişkom'un pendiri şiir yazan adam bana pendiri kendisine benzettiğinden. Lucilik kankası. Küpleci ve Bayburt arasındaki ortak nokta nedir sorusu hala cevapsız hırçın bir soru aklımda. Random atmak bana çok tuhaf gelir. Sırf nasıl bir his olduğunu deneyimlemek için açtım ikinci bir... Ne? Aa! Neden? Bir şey söyleyeceğim. Discord'da Spotify acaba şeye mi bağlı ki? Bu adam var işim adını söylemek bile istemiyorum onun. Spotify bende çalışıyor. Sadece şarkı sözleri açılmıyor. Bir sorun mu var ki? Hiçbir fikrim yok. Ay bir şey söyleyeceğim. Pequeen Cute benim en bayıldığım emote. En bayıldım. Bence bunu her chatte atabilmeliyiz. Bak ciddiyim. Ben bir tanesini kaldırıp... Ne? Sen de yapacaksan zaten. Değil mi? İmam osurursa cemaat ne yapar? Sıçar. Şuna bakın kenarda nasıl gözüküyor. Nasıl da tatlı. Batırmayın bunu. Ha, dur vereyim bekleyin. Küplecimin böyle bir sürü şeyi var ya. Bu inanılmaz, şu kronoloji kısmına ben bakarken ağlayacaktım ya. Müthiş bir şey. 2017, bak şöyle ayrılıyor ya burası. Bak 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Bakar mısınız? Bak hemen girmiş mesela. Bakın. İnanılmaz güzel bir şey lan bu. Ay Pico'yu ne misin? Nice mutlu çok güzel yıllara, yaşlara. Sinan Engin demeyin arkadaşlar. Bilirsiniz ki Sinan Engin bu kızın hassas noktasıdır. Emre Pico'yu seven efendim edibiz ki önermiş. Pelin ablam kadınlar günün kutlu olsun. Senin gibi güçlü bir... Ay çok teşekkür ediyorum. Güzel, aşk oğlu, tatlı kadın zor bulur. Estağfurullah efendim, bir sürü kadın var öyle. Çok fazla tanıyorum öyle kadın. Kaynıyoruz. Sen teksin, değişiklik olsun demiş. Tüm kadınların da gününü kutlarım demiş. Hadi efendim. Hadi kızlar, şimdi sıra bugünün şarkısı. Bu ne? Mahmure. Rastık çekerek. Mahmure. Ne yapacağız şimdi? Yumruk atarak Mahmure. Çok iyi. Buluş yaparak Mahmure. Şıkır 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 da fıkır. Fıkır fıkır da tıkır. Tıkır tıkır da Mahmure. İnşa ederek Mahmure. Emek vererek Mahmure. Yaşar hayatı kelebek gibi. Pırpır uçarak Mahmure. Şıkır 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 da fıkır. Fıkır fıkır da tıkır. Tıkır tıkır da Mahmure. Şıkır şıkır fıkır fıkır. Tıkır tıkır üreten tüm kadınların kadınlar günü kutlu olsun. Nükhet Duru şaka yani, her şeyi geçtim. Nükhet Duru hala ne kadar güzel ya. O normal güzel bir kadın hala yani. Pek güzelmiş bu. Benim en sevdiğim reklam şudur her zaman. La 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 la
веночка из перегрядок и мармеладок сделаны наши девчонки. Из железа, из стремлений и самоотдачи, из сражений сделаны наши девчонки. Из упорства, из красы, которой гордится вся нация, сделаны наши девчонки. Из синяков и тумаков, из отваги и сжатых кулаков, из независимости и мастерства, из страсти и сердца и достоинства, из воли крепче кремня, из силы и огня, из свободы от чужих мнений. Çok güzel. Bu yanlış bilmiyorsam normalde Rusya'da çok bilindik bir çocuk şarkısı bu arada. Bir de tabii ki de bu. Bizi bilirsiniz. Muazzam. Gerçekten muazzam bir reklam. Muazzam bir reklam. Bizi bilirsiniz. Güzeliz biz. Ellerimizi böyle ince ve narindir. Ha bu arada söylemiş miydim? Altını çok severiz. E yakışır da. Bir kenarda sessiz sakin kendi halimizde otururuz. Etrafı ay, çekip çeviririz. İdol! İdol be! Captain. Öyle herkesin içinde kahkaha falan da atmayız. Lütfen yapar mıyız hiç? Siz bizi bilirsiniz. Değil mi? Ay. Ama inşallah tabii efendim tek bir gün değil, her gün farkına vurulur bunların. Bir kez daha da şeye de çok teşekkür ederim tabii. Bütün bir yıl boyunca hiçbir işbirliği için hiçbir kadınla çalışmayıp da 8 Mart'ta maillerimi dolduran, menajerime ulaşmaya çalışan, eşten dosttan bana ulaşmak için yardım isteyen bütün büyük firmalara da bir kez daha teşekkür ediyorum. Son 3 yıldır nasıl hiçbir 8 Mart'ta hiçbir teklifinize dönmediysem bu 8 Mart'ta da dönmedim. İnşallah seneye anlayacaksınız ama hadi bakalım. İnşallah seneye gelecek size de gelenler, öyle ümit ediyoruz efendim. Öyle ümit ediyoruz. Pirinç'im 8 Mart için arka projemiz var. Seninle konuşmamız lazım. 9 Mart'ta gel. Bahattin efendim 50 bit göndermiş. Böyle dostlarımız oldu mu be demiş. Neymiş ki o? Ne mi çok? Beyninden başına kim yanında olur? Kim koşar sana? Ne bu ya? Beyninden başına kim yanında olur? Kim koşar sana? Ben koşarım ben! Ben! Ben bu! Ben varım! Bu seni kullanıyor aptal gerizekalı! Sen mi vardın onun yanında? Sen mi? Yürü git! Ben seninle falan uğraşamam! Benimle uğraşamazsın sen! Senin için ne önemli? Dostluk, arkadaşlık, beraberlik, sadakat önemli benim için. Aynen öyle. Beraber koşuyoruz o zaman. Ben ve herhangi bir takipçi. Benimle başla. Kim yanın? Bak buna hazırım. Buna çok hazırım biliyorsunuz değil mi? Ben bunu yapmaya doğru. Çok kim hazırım. Kim koşar sana? Ben koşarım ben! Ben varım. Bu seni kullanıyor aptal gerizekalı. Sen mi vardın onun yanında? Ben. Sen mi? Yürü git. Ben seninle falan uğraşamam. Benimle uğraşamazsın sen.
Bir şey söyleyeceğim. Simli topuklu botlar ve kiloş etek efsanede. Bu kiloş eteği nereden buldu mesela? Ben istiyorum böyle bir kiloş etek. Senin için ne önemli? Dostluk, arkadaşlık, beraber... Dostluk, arkadaşlık, beraberlik. Sadakat önemli benim için. Ha. Aynen öyle. Beraber koşuyoruz o zaman. Muhteşem bir ikili. Bayıldım. Ne? Muhteşem. Ay. Abi şu Discord'u düzeltsinler bak. Peki nereye koyacaklar? Hiçbir fikrim yok. Yeter dur artık. Biraz daha bakarsam diğer videolarınıza da bakarım. Bittik yani o zaman. Yandık ki ne yandık vallahi ya. Abla bu kızın daha iyi yerlere geldiğini görürüz umarım demiş efendim. Elif Bazman'a 100 bitse bir şey göndermiş. Herkese 12 yaşında dünya rekortmeni kızla kapıştım. Ay kimmiş ki bu? Neyin dünya rekortmenisi? Kids World Record'da lan. Ha girmiş harbiden. Bakacağım şimdi. Birazdan bakacağım efendim. Dostluk, arkadaşlık, sadakat. Benim yayına koşuyormuş değil mi ikisi beraber? Evet, tutuşum. Kayra Mia hoş geldin, sefalar getirdin. STR tam hoş geldin. Şirin beraber meyli bir tık önermiş. Haydi gel balım bildirimine tıklamak kadar güzel bir şey yok. Son zamanlarda bu hayatta iyi yayınlar filmdeymiş. Çok teşekkür ediyorum. Zeynep efendim 10 lira göndermiş. Dünyamın merkezi kraliçem. Aşkında öldüğüm iyi yayınlar. TikTok'taki fan hesaplarına bakmak sarıyor. Ne zamandır yapmıyoruz. Chat'in de isterse bakarak vakit geçirelim. Ben hepsini kendim zaten takip ediyorum ki ama. Çoğunun da videosu beğeniyorum. Yine de teşekkür ediyorum Zeynom. Çok sağ ol. P Queen 6'ya bak bunu da alacağım. Eti Peti Doyacık efendim 10 lira göndermiş. TikTok artı Esra Erol demiş. Neymiş ki bu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 5 yıl önce kaybolan babasını TikTok'ta görünce şoka girdi. Ne? Zolkan'ın neyine bakacağız? Ne oldu ki? Kız 5 yıl önce kaybettiği babasını nasıl TikTok'ta gördü? Evet ciddi Nisa bu. Bizim bank kaldırma taleplerine bakalım azıcık kardeş. Ay bir şey söyleyeceğim. Ben biliyorsunuz ki ben bir kere bank kaldırma taleplerine baktım. İnanılmaz yani. İnsanlar nedense bana çok sinirlendiler. Hala daha sebebini anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Hiç kimseye kötü bir şey demedim, hakaret etmedim. Banlarını açmadık diye olay oldu yani. Banlarını açmadık diye olay oldu. Ben de sinirlendim o gün. O yüzden şey yapmayacağım. Dolar artıyor bu arada he. Evet Klapos. Sen söyledikten bir 2-3 yıl sonra herhalde şey olacak gibi. Birisi de mesela şey demiş işte Vıtıcına bak işte Tuğkan abiye bak onlar banları kaldırıyorlar bu hiç banı kaldırmıyor. Yani yani hocam ne yani hatırladınız mı onu? İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Mecbur değilim ki yani. Ama neyse zaten biliyorsunuz biz bir şey yapsak da 20 sene konuşsa diye bekleyen insanlar var gerçekten. Allah akıl fikir versin be. Allah akıl fikir versin. Allah benden büyük dert versin de beni unutur inşallah hepiniz. Size başka hiçbir şey demiyorum.
Boklu Pakize hoş geldin. Sefalar getirdin. Taner Fiz hoş geldin. Ozis Sert efendim 10 lira göndermiş. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Seni ve tüm chat'in adına böyle bir şey yapmak istedim. Daha adil, eşit, özgür bir dünya demiş. Ozicim bana hiçbir şey gelmemiş ama. Bir şey attıysan eğer. Çok daha adil, gerçekten çok daha özgür. De tekrarlıyorum efendim. Yaşadığımız bir dünya olsun. Mustafa hoş geldin. Mustafa Gekay hoş geldin. Sefalar getirdin. Çok teşekkür ederim. Yıkık Prime efendim 13. ayında. O da bir. Böyle sosyal bir insan mıydınız Beyin Hanım? Yani şöyle çok fazla yapamıyordum insanla. Bu ne lan, 713 bin mi? Ne bu? Böyle sosyal bir insan mıydınız Beyin Hanım? Yani şöyle çok fazla yapamıyordum insanlarla. İşte aşırı aşırı böyle yakın ilişkiler. Çok da fazla kuramıyordum. Biraz sorun oluyordu. Ne gibi? Ya benim kasap olma hayalim çok var. Ben de gösterebilirim. Kes şimdi. Diyorum nereye bağlanacak acaba? Mason olduğuma ne zaman gelecek? Konu değilmiş, o çıkmamış. Eli değil eti. Eli değil eti. Ben seviyorum ya böyle bir şeyleri kesmeyi, etmeyi. Birini boşadığı geçirmek de çok zor. 713 bin ne lan? Şu terlik sahnesini ne zaman görsem gümlüyorum ya. Saçmalama, kim ciddiye almış ki? Herkes ciddi almayın, yorumlarda ciddi almışsınız demiş. Yorumlara baktım, ciddi algılayan yok. Siz kimle konuşuyorsunuz? Bazen öyle şeyler oluyor yalnız böyle. Mesela bir video paylaşılıyor. Altında bana hiç hakaret yok, tamam mı? Sıfır hakaret ama, hiçbir şey yok benimle alakalı. Mesela şey yapıyor millet, insanlara boş boş hakaret etmeniz hiç hoş değil falan yazıyorlar. Lan iniyorum iniyorum, bakıyorum, yok lan! Kız bir tane bile hakaret yok mesela benimle ilgili. Delirirsin! Benim kafada kurmasın. Pelin fiziğini ilk defa gördüm, nasıl da normal bir insanmış. Kızlardan sonra çok fark... yani hepimiz normal insan değil miyiz? Insta kız da dememek lazım ya. Kimi insanı da çok seviyor çünkü vücuduyla ilgilenmeyi, biliyorsunuz ki. Ya şimdi kimisinin işi arkadaşlar mesela kıyafet, bakım, makyaj, o bu. Yani o insan tabii ki de kendisine bakması gerekiyor. Ya bakması gerekiyor dediğim hani tabii ki de öyle bir zorunluluğu yok. Ama bundan keyif alıyorlar mesela. Onu da yapması çok normal. Ama benim normal insanın da ötesinde benim biraz daha kilolu bir vücudum var. Hatta bu şey videosundan sonra, benim bu işte ekolarınızı havaya kaldırın ve zıplayın videomdan sonra bayağı bir kilo ver, tulum gibi olmuşsun, yok yağ tulumuna dönmüşsün, yok bilmem ne, yok şu yok bu diye çok fazla mesaj aldım. Yani bedenimle barışmaya çalışıyorum çok uzunca bir zamandır ve süredir. O da çok kolay olmuyor açıkçası. Hani ben biraz daha bu konuda güçlü kalabiliyorum. Kendi rahatsızlığıma rağmen bir tık daha güçlü kalabiliyorum bu konuda, ama güçlü kalamayan insanlar var. Bunu lütfen yapmayın yani kimseye, ben söylemiş olayım, belki içinizde vardır diye en azından. ama yani sağlıklı mıyım? Sağlıklıyım. Çok şükür bu açıdan bir sıkıntı yok. Yani bir şey de söylemek lazım tabii. Siz kimsiniz? Sizin fikrinizin ne önemi var? Vasatlar demek istiyorum. Herkese de teşekkür ediyorum. Siz de kimseye hakaret etmeyin, ben ederim. Teşekkürler. Ranama hoş geldin. Mavi Marlam efendim 16. ayında Ozi Sert 10 lira göndermiş. Buyurun efendim demiş. 60 bir şey. Ne oldu? Ya sizi vallahi çok seviyorum. Çok duygulandım ya da görünce. Çok pardon. Çok teşekkür ederim Ozi. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Ay. Ay bir anda. Bir anda yengeç burcu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sağ ol Ozi'cim. Çok teşekkürler. Ne kadar şanslıyım.
Ne kadar şanslı bir insanım. Ne kadar iyi insanlarla karşılaştırıyor Allah beni gerçekten. Sende takım elbise almaya motive oldum. Çünkü ben de son zamanlarda kilo aldım ve boyum küçük diye yakışmaz sanıyordum ama sende çok... E niye güzel olmasın ya? Ya bizim havamız yeter, manyak mısın sen ya? Çok teşekkür ediyorum Ozi. Çok sağ ol. Çok çok teşekkürler. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum efendim aslında. Yani ama size şunu en azından gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki sizin de abonelikleriniz, donetleriniz her zaman iyi yerlere, iyi şeylere gidiyor. Bu her zaman böyle oluyor bu arada. En azından ben de sizin bu konuda içinizi rahatlatabilirim. Hiç şey gibi düşünmeyin. Ah işte ben hiçbir yere yardımda bulunamıyorum, edemiyorum falan değil. Ben de sizlerin sayesinde, elde ettiğim güç sayesinde elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çabalıyorum deyip çok konuyu da açmaya gerek yok. Çok sevmiyorum çünkü biliyorsunuz böyle konuları konuşmayı. Öyle yani. Hepinize çok teşekkür ediyorum ama tekrar tekrar çok sağ olun. Erik efendi 5 kişi abone edilmiş. Çok teşekkür ederim. Ay thank you, 11 ay mı? Neler neler görüyorum. Beydül efendim 5. ayında. Alpis komisi hoş geldin. Miner Venera 23. ayında. Lilith Tera 11. ayından hoş geldin. Tuğçe Kodilen Bey hoş geldin. Samet Şen efendim. Melisa TSK 8 hoş geldin. Purşu Tiron efendim 8. ayında. Keço 19. ayında. Beyza Nur BN 7. ayından hoş geldin. Erin Baz efendim 100 bitki önermiş. Ama geçen attığımı da izlememiştin. Tamam söyledik zaten. Pelin Türkçe seslendirme de varmış. Oynamak ister misin deyip 11 Osman 22 bir şey atmış. Demiş ki bu. Türkçe seslendirme mi? Çernobil Inferno ne ya? Aa, bilemedim. Bilemedim tabii. Salak mıyım ben? Korku mu işte? Salak mıyım? Korku bu. Görmüyor muyum ben bunun korku olduğunu acaba Osman? Ne diyorsun insan ya? Olsun insanım. Sağlık olsun balım. Sağlık olsun. Ben teşekkür ederim. Şimdiden çok sağ ol. Çok teşekkürler. Evet malım Tuğba. Osman'la konuşurken ben. Arkadaşlar. Vallahi istemiyorum. Vallahi istemiyorum. Hayret bir şey ya. Sunan 411'in yazdığı nedir? Bir bakabilir miyiz yazdıklarına? Sevgili modlarım. Bir konu mu var orada? Twitter mi bir şeyler falan denmiş ama ben anlayamadım. Bir durum mu vardır bir yerde? Hayırdır? Bir mevzu mu var? Aa bak abla sana nereden atabilirim? Bana ne atacaksın Enes? At bakayım ne o? Ne oldu ki? Ben de bilmiyorum. O yüzden sordum zaten. Bilmediğim için. Şimdi gözüme takıldı da. Ne oluyor? Hayırdır? Koş kulağı çıkar. Koş! Çabuk Apple Cat Run! Çabuk! Herkes Apple Cat Run! Koşun! Koşun! WhatsApp'tan attın. Tebrikler Enes. Yani gerçekten. Ha Discord'dan bakamıyoruz ki. Tamam tamam. Okey. Pardon. Ne attın bana? Bu neymiş? Oo! Bir tane şimdi bir tane kedi ilanı paylaşıyorum öncelikle. Koşun! Ay başka bir şey sanki şey yaptılar ama ben şimdi göremedim tabii onu. Ni 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 ni. Neyse gözükmüyor. Modlarım bana söylerler artık. Bugün DM'den, Discord DM'lerimize de şey yapamıyoruz. Tamam sakin olun. Sakin olun. Benim tantlı ördüm. Ölüm tehdidi falan deniyordu. Nedir arkadaşlar o ya? Bir kız babası tarafından ölümü tehdit ediyormuş onu söylüyor. Ne yapabiliriz şu an peki? Ay şey olarak yani bir tweet falan mı atmış? Bunu mu yaymamız gerekiyor? Bana söylerseniz daha rahat yardımcı olabilirim şu anda. Hani duyulması için en azından. Şu an beni etiketledikleri falan bir yerde göremiyorum.
Flörtüm DC'ydi. Ay bugün de görüşmeyeyim benim Kerensiye. Ne olacak sanki bir günde? Neyse çok teşekkürler bu arada dostum için. Discord çöktü arkadaşlar. Komple çöktü. Allah'tan bugün ekip oyunu falan bir şey dememişiz yani. Yanmışız vallahi yoksa. Ay Tifi teşekkür ederim. DM'den mi atmış? Dur DM'ye bakayım. Bir saniye. Oraya da bir bakalım. Ben şu an Tuna'nın senin yazdığını gördüm bu arada DM'den. Bana direkt olarak atabilir misin bunu? Tweet'i. Bana tweet'i gönder ben bakarım. Ne biçim insanlar var ya. Meriyorsanız sanki. Aa neden Barış? Bir şey söyleyeceğim. Bizim chatimizde öyle çok fazla insan var. Aşırı da mutlular bu arada. Öyle böyle mutlu değiller. Bak sana o kadar diyorum. Aşk olsun yani. Yedek bir konuşma programı yok mu kullandınız? Yedek bir program tutmak lazım aslında. Yani en bilindiği TeamSpeak vardı yıllar öncesinde. Şu anda da herhalde eskisi gibi değil yani, değil mi? Ay niye linç yiyorsun? Saçmalama. Ay canım aman bu chatte zar zor linç yersin. Yok. Her ne kadar bizi de hep öyle biliyorlar. Mesela bir şey söyleyeceğim. Şey nereden çıktı abi? Bizim çok kavgacı olduğumuz ve benim çok kavgacı olduğumuz hemen böyle hiçbir şey kabul etmediğimiz anam biz burada kaç kültürü bir araya getirmişiz. Manyak mıdır lan nedirler be? Hiç de değiliz bir kere. Hiç de değiliz ne alaka yani? Ya kardeşim ne var ya? Geçen gün birisi beni kaçırsa ne yaparsınız diye sorduğumda arkiyo çeker Allah'ına kavuştururum. Dedikleri için mi siz bu insanlara sinirli diyorsunuz ha? Bunun için mi? Sebep bu mu? Böyle bir sinir mi var? Ne kadar sakin insanlar. Nereden ne çıkarıyorsunuz yani? Vallahi ya. Kedi götünü görmüş, yara zannetmiş. Gerçekten öyle yani. İnanamıyorum ya. Benim bugün muhteşem ben bu muhteşem yüzyıl ben ve sizin arasında nasıl bir bağ kurduğumu hiç bilmiyorum. Instagram'da bütün bir gün boyunca akşam yayın var mı muhteşem yüzyıla bakar mıyız var sürekli yemin ediyorum size. Fer Ransom hoş geldin. Kastalix 31 hoş geldin. Sefala getirdin. Kedi Peter Exo Kiko Bob Efendi 9. ayında sonunda başardım. Bu da benden sana hediye demiş. Aşkım hadi kapatalım yayını. Ne kapatması kadar oynayacağım. Yok ben çok uzun yayın planlamamıştım. Ya. Ay bu ne? Aşkım hadi kapatalım yayını. Ne kapatması God of War oynayacağım. Yok ben çok uzun yayın planlamamıştım. Ya God of War. Yoksa God of War. Seni mi önersin? Ya. Hadi bakalım. Ya da. Hadi. Ya hayır. Kapatalım ufaktan. Hayır bir saatçilik oynayayım sonra kapatırız. Öyle mi? Evet. İyi peki. Ama bir tişört giyeyim geleyim. Ay tamam, yarıldım. Bana umut verdin God of War oynayacağım diye. Kandırdım seni işte. Hayır ya. Ya God of War. God of War. Ya. Ya hayır. Ya hayır 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 hayır. Hayır. Allah'ım. Allah'ım müthiş bir video bu. Yusuf Ziya ne yapıyorsun? Bu ne? Bu nasıl harika bir kanal? Ne bu? Bayıldım. Öleceğim ya. Oh. Bayıldım, bayıldım. Muazzam değil, ben bunu nasıl görmem? Bir de onu düşünüyorum şu anda. Aşkım hadi kapat. Muazzam lan. ben de bir ara şey yapmayı düşünüyorum. Can Sungur'un hizmet ver köpek videosu var ya. Onu benim şu sesimle yapmayı planlıyorum. Sanki çok iyi olur gibi geliyor.
Ha, attın mı çikim? Bakıyorum şimdi. Of Allah'ım Allah'ım. Ne biçim insanlar var ya Rabbim bu dünya üstünde? Aa Elif Öztürk saçmalama lütfen. Saçmalama, seni alnın çatından öpüyorum. Şimdi abi sen kayıpken nasıl TikTok'a düştün Allah aşkına? Bu ölümlü dünyada coşkulu yaşamaya devam mı edeceksin? Doktor Atatürk çok teşekkürler Atatürk. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Çok teşekkürler desteğin için. Hoş geldiniz hepiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Al be bir Atatürk diye bağırdık, rahatladık vallahi, ne güzel. Yasin Bey yüzünü of. Yani Allah'ım. Lord Farquaad'a benzemiyor mu, sakalını kesse o değil mi? Evin içinde terör estirip egolarını tatmin ediyorlar, anladın mı? Bunların zaten sorunu ve sıkıntısı bu ki böyle insanların. Bunlar böyle evin içerisinde, ailenin içerisinde böyle terörist bunlar bir de. Tam terörist ama. Huzur vermez, sürekli kavga çıkarır, sürekli olay çıkarır. Dışarıda mı bir konuşursun mesela, hakkında bir şey sorarsın mesela, Yasin Bey ne kadar beyefendi, ne kadar düzgün bir insan derler. Öyleler çünkü bunlar. Gerçek babam peki. Şimdi biraz sonra videoları vereceğim. Şimdi senin bugüne kadar seni yetiştiren, seni büyüten, başında olmasa bile... Ay vallahi bir söyleyeceğim ya. Bence hiç bunu izleyip de sinirimizi zıplatmayalım bugün ya. Vallahi bugün zıplatmayalım. Cidden. Bence bugün sinirimizi zıplatmayalım. Onun yerine saray günlükleri izlerim. Karamel Beyt efendim 9. ayda mix edin, hoş geldin. Emre efendim 100 bitki önermiş. Peli biz değilim mi demiş efendim. Neymiş ki o? Kim bilir kimler var? Walk Show'un 17. bölüm tanıtım. Walk Show ne Allah aşkına? Bana bir anlatsanız bir gün bakacağım gerçekten. Niye odaklı? Hiçbir fikrim yok. E zaten zıplak sinirlerimiz. He, biliyorsunuz sinirlerimiz hiçbir zaman normal değil ki zaten. Hep zıplak yani. Terdeyiz efendim 50 bit göndermiş. 140 Journos'un yeni videosu yayınlanmış. Bakabilir misin demiş. Neymiş ki bu? Bu neyi anlatıyor? Burada da mı dert tasa var, gene çile var? Ne var? Sofya hoş geldin bu arada 2. ayından. Aresta efendim 7. ayında. Paksin 5. ayında. Ablacı olur benim nasıl inşallah demiş. Bilmiyorum ki şarkının olduğunu. Kız ne ki? Bilmiyorum. Gerçekten mi? Lan bilmiyorum lan. Didarvin ne? Hiçbir şey anlamadım dediğinizden. Kız ne oldu? Tamam sakin ol, açtık. Tamam sakin, açtık kapattık arkadaşlar, bir şey yok, sakin olun.
Sadece Kürtçe mi? Yani Kürtçe ise bir sıkıntı yok açıkçası. Başka bir mevzusu varsa o zaman şarkı sıkıntıdır. Bir daha da açmayız. Bu kadar basit. E okey, tamam, bir daha açmayız. Tamam, başka olayı varmış. Okey. Tamam. Okey. Sakin olunuz. Atılır böyle linkler. Olur böyle şeyler. Sakin olun. Ben nereden bileyim? Anladım anladım. Yok, ne olduğunu anladım zaten. Ben nereden bileyim? Lazca olsa gene anlamam neden dediğini. Kemal SK efendim 11. ayında, Lizzy GBN'ye hoş geldin 3. ayında, Yiğit Oy efendim 21. ayında Derdeyiz'i 50 bit göndermiş. Pelin hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Konuyla alakalı değil ama senin de bu videoyu görmeni istedim demiş. Mustafa Kemal'le... Arkadaşlar bana şunu atmayın, şunu ya. Öf. Yani bunu... Meymenetsiz. Ha o. O. Kendisini sevmem. Kendisini seveni de sevmem. Kendisiyle ilgili hiçbir şeye de açmam. Emine efendim 4. ayında, Nazel Diger 5. ayından hoş geldin. Mr. Takin efendim 8. ayında, BHRKL efendim 7. ayında, Pelin fanı efendim 35 lira göndermiş. Merhaba Pelin, iyi akşamlar. Bir ricam olacaktı. 12 yaşında bir kardeşimiz var. Adı Efekan Emre. Sana bayılıyor. Ona selam ve sevgilerini, güzel sözünü iletir misin? Çok sevinir. Ayrıca Kübra Çakmaz ablamıza da iletirsen en mutlu insan demiş. Emre'cim, seni çok çok öpüyorum. Balım benim. Bir daha okuyacağım. Efekan Emre. Efekan Emre. Seni çok öpüyorum bir kere. İnşallah bir gün gerçek hayatta da o yanaklarını bir öperiz. Bir sarılırız şöyle seninle. Karşılıklı bir konuşuruz. Hayat boyu çok çok güzel, çok uzun, çok sağlıklı, huzurlu bir hayatın olsun inşallah. Seni çok çok öpüyorum öncelikle. Aynı zamanda Kübra. Kübracığım seni de çok çok öpüyorum. Bol bol selamlarımı iletiyorum canım benim. Hep çok iyi, çok mutlu ol. Kız İsmet efendim 1. yılından hoş geldin. Eren Gidik 10 lira göndermiş. Merhabalar. Arkadaşlar ya, kadına şiddete dikkat çekmek için kısa film çektik. Yorumlarını çok merak ediyoruz demişsiniz. Ancak bende link yok efendim. Yine teşekkür ediyorum. Suz Memercimek efendim 14. ayında, Magenta 28. ayından hoş geldin. Kara Porsuk 5. ayında, Erol Oyun'da efendim 10 lira göndermiş. Chatte yazan ve izleyen herkese bilinirin. Kübra'sının da özellikle de P Queen'imizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun demiş efendim. Medin'in tırnağı hoş geldin. Stardust 2 hoş geldin. Nix Tumer ve çok teşekkür ederim onaylık desteğin için. Doktor Atatürk çok teşekkürler tekrardan bütün abone hediye abonelikler için. Deniz Doğan hoş geldin. Laborte'yle bitki göndermiş efendim. Geçen Prime hatası dediğim ne? Ormanımın aslanı ilk ay ücretsiz tek 20 Eylül'den demiş. Dur bakacağım şimdi, bekle. Senin Kübra'nı şey yapmışlar işte. Bana niye kart dökümü anlatıyorsun? Göstermesek mi bana? Ya çalarsam bu kart bilgilerini? Hesap bilgilerini ne yapacaksın o zaman? Ne yapacaksın? Çalsam ben bunları, kaçsam sonra? Erora çöktüm, nedir bu? O kadar iyi ki. O kadar iyi ki. Hattim hale, hattim hale, hattim hale, hat. Bu şarkı çıkılasına arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Size yemin ediyorum. 14 yıl öncesi daha dün ha. Yemin ederim daha dün. İnanamıyorum. Dün ya. Benim için dün yani. Benim için 3 gün falan önceydi. Yemin ediyorum size. BF Çöneriz efendim 11. ayında hoş geldin. Güzade 21. ayında. Atalente 423 hoş geldin. Doktor Atatürk kendisi de abone olmuş. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Belki izleriz diye efendim. Emre tepiyor. Bunu okudum zaten. Çok güzel. Bir yere geldik o zaman. Harika. Harika. Emre Akın efendim 8. ayında Elora'nınkini zaten baktık. Reva Zex Zexvo
4. aydan hoş geldin. Hayırdır diye de efendim Erik 100 bit göndermiş. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Kim 5 yaşında olan var Çelik? Bir dakika, 14 yıl önce 5 yaşında olan mı var içinizde? Ben de öyleydim. Ben de 5'tim. Evet. Ah 5 yaşımda bunu YouTube'dan açar dinlerdik. Ya evet öyleydi. 2-3 yaşında olan var. Bas var. Şimdi olduğum yerde. İnanamıyorum. 10 yaşında olan da varmış. O iyi. Okey. Onda hiçbir sıkıntı yok bu arada ya. Ay dur bekle. Şunu atayım diyeceğim. Oha bildirimler falan gitmiyor ha. Discord'da gidiyor mu? Ha gitti, şunu da atalım. 1 yaşındaydım o zaman. Ne güzel. 140 Jurnos'ta ne anlatıyor? Ne var arkadaşlar? Bakın bu benim için. Bak gene gelmiş o maskeli abi. Benim tüm sinirlerimi tepeme fırlatacak bir video gibi hissediyorum gene. İstanbul deprem. Deprem çok tetikleyici bir şey ya bu arada. Aşırı tetikleyici bir şey. Yani bazı insanların tetiklendiği bir takım şeyler var. Deprem de bizim ülkemizin çok ciddi bir yarası olduğu için oraya girmek ne yazık çok fazla insan tetikliyor. En azından ben hiç izlemeyecek olana ben izletmeyeyim yani, anladınız mı? Ya bir de hele ki böyle şey için daha da zor yani, işte böyle anksiyetesiydi, panik atağıydı, zartıydı, zurtuydu falanıydı olan insanlar için çok daha zor kesinlikle. Bu neymiş be? Güney Kore'ye sesleniyorum, yapmayın. All of us are dead incelemesi 5 saat önce. Bu ne ya? Yeni nesil zombilik mi? Zombiliğe giriş yüz benim mi? Bu videoda sıkıntı bir şey var mıdır bunda? Güzel, ben hiç izlemedim. Çok güzel, çok iyi, çok güzel, çok iyi. Hiç izlemedim ha. Hiç bakmadım, asla da izlemedim. Hiçbir fikrim yok. Spotify açılmış Pelin, muhtemelen Discord'da. Discord açıldı zaten, geldi şimdi. Ay çok teşekkür ederim Burak Baykal'cığım. Bu hafta gidip tekrar kestireceğim. Gülay Hanım'ı da çok öpüyorum. Çok çok öpün benim yerime. Ben de bol bol sevgiler gönderiyorum. Murat Soner biraz abarttı. Çok uç noktalardan eleştiriyor gibi geliyor bana artık Kore dizilerini. Yani zannetmiyorum Squid Game'i de şey yapmış mıydı mesela? Ben Güney Kore dizi kültürüyle bizim dizi kültürümüzü şu açıdan çok benzetiyorum. Çünkü Güney Kore'de de biliyorsunuz ki şey çok fazla var. Nasıl söyleyeyim? Mesela bizde hep vardır ya, ana karakterin bir sonuna kadar ölmeyeceğini, hayatta kalacağını biliriz. Ana karakterin ölmesi hatta bizim için şok edicidir. Mesela Güney Kore'de de ben hep bunu fark ediyorum. Dram, çok fazla dram. Çünkü orada da çok fazla gelir adaletsizliği ne yazık ki olduğu için, Güney Kore'nin de bu gerçeklerinden bir tanesi olduğu için. Onlarda da mesela dram filmleri çok çok fazla oluyor. Şimdi ben galiba yeni bir tane Song Kang'ın oynadığı öpüşmeli yeni bir galiba K-drama bulmak üzereyim. Çok az kaldı, şu kadar yaklaşmıyorum. İnşallah yakında ona başlamak nasip olacak bana. Yakında bir ona bir başlarız, bir Song Kang'ı görürüz, bir rahatlarız be. Ah be deriz, bir mutlu oluruz. Selahattin Paşalı görmediğimiz süreçte Song Kang görüp artık huzura ereriz bir şekilde.
bir şey söyleyeceğim. Videonun içinde sıkıntılı bir kısım yoksa eğer. İşte ne bileyim çıplaklık mıplak mesela. Bu nedir hocam? Bir dakika dur. Sen çıplak mısın orada? Bak bu benim için önemli bilgi aslanım. Değilsin. Pantül varmış altında, tamam. Ha yok değil mi? Tamam. Ben o zaman hemen bir lavaboya gidip gelsem olur mu? Dediğim gibi hiç izlemedim, o yüzden asla bilmiyorum. Arkadaşlar lütfen, ben yokken bu arada chatte günlük Selahattin Paşalı övme seansımızı da gerçekleştirsek ben çok sevineceğim. Şimdiden hepinize çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Hemen bir lavaboya gidiyor, hemen geliyorum efendim. O sırada sizleri Murat Soner karşılıyor. Güney Kore'ye sesleniyorum. Yapmayın. All of us are dead in Jeddah. Mi? Selahattin Paşa bebek bekliyor hatta arkadaşlar. Ama bu onun yakışıklı olduğu gerçeğini değişen. Bugün TikTok'larıma bir video düştü. Gülmekten geberdim. Birisi ağlayarak şey videosu çekmiş. Selahattin Paşalı'dan hoşlanıyorum. Ay. Ya aklıma lisede Cansel Erçin'e aşık olan bir kız çocuğu geldi de ondan o kadar güldüm gümledim. Kusura bakmayın. Ay. Geriye alsam ki bilmiyorum çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Oha, sebebe bak. Yakında birileri de Beko'yla çalışabilir gibi duydum ben ama. Öyle bir duyum aldım ama.
İnanılmaz. Şimdi Murat Soner anlatınca. Murat Soner böyle bir anlatınca ne yalan söyleyeyim, bana çok da mantıklı gelemedi. Yayar anlattığı gibi ise ki neden olmayan anlatsın diye düşünüyor insan. Neden hani bir insan olmayan bir şey anlatsın ki? Yani garip. Garip. Ben şimdi içerisinde böyle sanki çok kanlı sahne var gibi, ben çok yoğun kana gelemediğim için hiçbir zaman diziyi izlemedim. Hiç izlemeyi de düşünmedim. İlgimi çekmedi yani benim. O yüzden hiç bakmadım bile. Şimdi böyle anlatınca bütün magazinden kaçtı. İnanılmaz. Dükkan size Eczacı Efendi elimi sıkıyorlar. Pelin'im emeğiyle, alnının teriyle dünyayı güzelliklerle dolduran, kırılan, yıkılan, incildikçe daha da çok çoğalan, coşkuyla ben varım diyen biz kadınların günü kutlu olsun. Türkiye'de kadın olmak böyle bir şey ama biz varız, güçlüyüz ve birlikteyiz demiş efendim. Bir link atmış ancak o linke tıklanmıyor. Yine de teşekkür ediyorum balım. Sivim Oncuk efendim 50 bit göndermiş. Abla ismim nasıl demiş. Hoş. Öyle hoş. Burçin Biçer 92 100 bit gönder. Spotify açılmış. Benim muhtemelen Discord'da açılmış değil. Benim Spotify hesabından çıkış yapmış yalnız. Sebebini anlamadım mesela. Elçin Yıldırım 18. ayında Mete Onur'a göndermiş. Abla selamlar, iyi yayınlar. Sorum olacaktı sana. Okula giderken kendimi korumak için çakı gönderiyorum. Bir sorun oluştur. Ben bilemem. Polise sor. Ne bileceğim ben? Ama yani şey olarak sayılmıyor mu? Kesici delici alet değil mi lan o? Ay ben ne bir an okula giderken götürmezdim. Disiplin suçu değil mi zaten bu? Bence götürme. Bir de kaç yaşındasın? Liseye mi gidiyorsun? Laza efendim 100 bit göndermiş. Ablam diyecek çok şey var ama seni çok seviyorum. Ay çok öpüyorum seni Laza. Zor Bella efendim 6. ayında Ferdi Avcıoğlu 10 lira göndermiş. Sultanım seni çok seviyorum. Dünya Emekli Kadınlar Günü kutlu olsun demiş. Biz bunu izlemiştik. Maskeninkine de çok teşekkür ediyorum. Ali Aki 5 3. ayından hoş geldin. Karısı hoş geldin. Violent Puffy efendim 2. ayında. Nadia Wolf 4. ayından hoş geldin. Beneda 7. ayında. Quarry Lucine 3 hoş geldin 3. ayından. Vegan Kedi efendim 5. ayında. Eylül Joe 3. ayında. Nabi 50 bit göndermiş. Canım benim zamanında aksiyetimin zirvesinde beni kurtarmış bir dizi vardı. Adı Navilera. Uzun bir dizi değil ve gerçekten bende iz bıraktı. 70 yaşında bir adam hayallerini kovalıyor. Güzel, nasıl isterse bakmanız bakacağım muhakkak buna. Vallahi bakacağım da bir teşekkür ediyorum. Irmak Sefer 15. ayında Gülşah Balkan 5. ayından hoş geldin. Gizem 99.38 hoş geldin 3. ayından. Aymion 17. ayında. Merek Efendi 5. ayında. Kısaca Ege 10 lira göndermiş. Hayatımda ilk kez donate atıyorum ve o da sensin. Ama çok üzgünüm, elimden sadece bu kadarı geldi. Banlayın bu arkadaşı. Bu arkadaşı banlayın. Yani arkadaşlar hiç gelemediğim bir şey biliyorsunuz ki. Ne demek? Ne demek bu? Ben size demedim mi? Babaannenizi, anneannenizi döveceksiniz. İlaç paralarını ellerinden alıp bana göndereceksiniz diye. Hı? Ben demedim mi? Yani... Durun lütfen. İnanamıyorum ya. Yani gitsen mi acaba? Yani buluşmaya çağırıyorsun. Yok metrobüs durağı bana yakınlaştı. Metrobüse bin yani.
Yani araban mı yok, fakir misin? Bir araba çal be hayatım. Yani bir arkadaşından iste, çal bir şey, bir şey yap, beni gel arabanla, rezil. Bir araba çal bir hayat. Yani geliyorsunuz Zeyniz'le mi? Ay bayılacağım. O kadar büyük bir rahatlıkla söylüyor ki bir de. Bir araba çal bir hayatım. Bir daha dinleyeyim, evet. Yani araban mı yok, fakir misin? Bir araba çal be hayatım. Yani bir arkadaşından iste, çal bir şey. Sonra bir şey yap, beni gel arabanla. Rezil misin nesin ya? Beni bedavaya yani buluşmaya çağırıyorsun. Yok metrobüs durağı bana yakınlaştı, metrobüse bin gel. Yani araban mı yok, fakir misin? Bir araba çal be hayatım. Yani bir arkadaşın... Araban mı yok, fakir misin? Bir araba çal be hayatım. Rezil misin? Geberdim, geberdim. Yani yayına geliyorsun be hayatım, bir ev soy be. Bir babaanneni döv, bir anneanneni döv ya. Bir ilaç parasını çal yani. Çok zor. Ay öleceğim. Bir araba çal be hayatım. Kötü kadın Müzeyyen. Ay. Ablam bugün biraz aracını geciktirdim. Lütfen beni. Ya Mehmet. Mehmet Kante fakir misin nesin ya? Rezil misin? Kaç yıldır bu yayını izliyorsun? Git bir babanı döv be. Bir şey böyle bir şey olmaz. Bak mesela Fatih neler neler yapıyor yani, bir öğrenseniz. Gündüz başka, gece başka yani. Fatih öyle bir hayat yaşıyor. Kadınlar gününüz kutlu olsun demiş efendim. Doktor Atatürk teşekkür ediyorum bütün destekleriniz için. Çok sağ ol. Ülkenin dış açığı borcu makyajımı. Nasıl bir içerik ya bu? Savcılığa gidiyorum makyajı. Benim acil çekmem lazım bunu. Taç maç da takıyor. Ya bu benim içeriğim olsun bu. Herkese merhabalar. Dördüncü videom bu. Bugün yine ülkenin dış borç açığı kadar bir meblağı makyaj kisvesi altında yüzümde hiç edeceğim. Sizin de dededen kalma bir toprak, arazi bir şeyiniz varsa onu satarak bu makyajın küçük bir kısmını yapabilirsiniz. İlk olarak baz namına Dior'un dünyada sadece 100 tane üretilmiş olan çok özel bir serumunu kullanacağım. Şimdi serum deyince... Allah aşkına ses şeyin sesi mi? Yüzünü böyle farklı videolara ekleyen birisi vardı ya. Adını unuttum. Onun sesi değil mi? Kıvanç, evet. Tabii bazı fakirler bunu hastanedeki serumlardan sanabilir. Değil kuzum. Yani farkı şuradan hesapla. Hastane serumuyla aralarında 5-0 var. Kur farkını falan da koyunca böyle yani kafayı yiyebilirsin oradan yani. Bak fakirler. Ha bu paraya değiyor mu? Değiyor. Çünkü görünmez. Ay ben de yapmak istiyorum. Yani düşünce kalırsan kaç tane görünmez şeyin var senin? Hiç. Yani var diyorsan sıkıyorsun demektir. Yani yalancı pisliğin tekisin sen. Sus. 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 Ardından kendimi evimde gibi hissettiren marka. Chanel. Ay Sucuğum, bu Chanel'in ten rengi boyasını elimin üzerine ten rengi boyası. Vur Allah vur. Vur Allah vur. Zerre acımıyorum. Neden? Bitecek derdim yok. Chanel konusunda açık büfeyim yani. Bu arada küpelerime dikkat ettiyseniz çok sevdiğim can dostum Gucci göndermiş. Demiş ablam göz kalır üzerinde elem terefiş kem gözlere şiş.
Fakat tabii bu tarz küpelerin de en büyük sıkıntısı beşer kilo elmastan kulak memesi omuza kadar iniyor. Olsun yani bu tarz deformasyonlar lükstür sonuçta. Evet. Yoğurt sürer gibi iyice bulamaç ettim yüzümü. Sonrasında macın bu vardı ya omek diye okunuyor. Kusuyordum. Macın diye yorum yapan. Ben her mac dediğimde nasıl kuduruyordur Allah biliyor var ya. Bir artı bir de dizine battaniye koymuş tırnak gibi. Neyse. Gözümün altına. Koptum. Muhteşem. Bu vardı ya omek diye okunuyor diye yorum yapan. Ben her mac dediğimde nasıl kuduruyordur Allah biliyor var ya. Bir artı bir de dizine battaniye koymuş tırnak yiyordur şimdi. Neyse. Gözümün altına gupür perde gibi çekiyorum. Bak. $100. Allah'ım çok iyi. $100. $100 euro. Euro. Maaş. Prim. Evet. Yine. Ay Allah'ım. Zerre değişmedim. Helal bana. Of Allah'ım bu çok iyiymiş. Doktora tatlı. Ardından Becca'nın sadece 3 renkten oluşan ama sanki 300 renk varmış gibi bir fiyatı olan şeysini alıp zerre değişmedim. Helal bana. Üfleyerek yok ediyorum. Boş fırçayı yüzüme sürüyorum. Gördüğünüz gibi bir daha üfledim. Uçtu gitti. Aman buna mı takılacağım be? Giden yani, gider. Evet. Kalan kredili mevduat hesapları bizimdir. Değil mi? Ve bok bulursun. Custom made maç farseti. Mesela atıyorum. Hiçbir zaman yaşayamayacağınız bir hayal kuralım şimdi. Size nereden para gelir? Ha, Lan öleceğim. Aa, muhteşem. Seroz tamam. Asla gerçekleştiremeyeceğiz bir hayal kuralım sizinle. Şimdi size nereden para gelir? Ha, SGK'dan birikmişinizi almışsınız tamam mı? Ve gidip bundan satın almak istiyorsunuz. Gittiniz macın dükkanına girdiniz. Cebinizde tabii 2 kuruş parayla böyle hemen ben oldumculuk taslıyorsunuz. Dediniz ki ben o videodaki far setinden almak istiyorum dediniz. Size ne yaparlar biliyor musunuz? 5 kilo nah çekerler suratınıza. Niye? Custom made. Bunun içindeki en sevdiğim renk bu ishal çocuk kakası rengi. Çok pigmentli bir renk çünkü çok boktan. Ve tamamen organik biliyorsunuz. Şimdi organik falan gibi laflar ediyorum ben bilmeyenler için. Doğal kelimesinin zenginlerin kullandığı versiyonu organik. Sonrasında ne gelebilir? Ne gelecek? Chanel. Tahsilleroğlu gelecek hali yok. Göz kalemi. Bir anda Tahsilleroğlu geldi. Of Allah'ım. Ay öleceğim. Ben bu ürünü çok seviyorum. Çünkü günlük hayatımda kağıda not alırken de bu kalemi kullanıyorum. Şimdi buradan gaza gelip siz kırtasiyeden aldığınız Rotring bastonlu kalemleri falan şöyle yüzünüze gözünüze sürmeye kalkmayın. Bir de sizin sağlık poliçelerinizle uğraşmayalım. İzle işte sadece izle. Göz bak yapısı yani. O kadar yakışır ki çünkü. Ardından şöyle bir göz. Givenchy'nin yükte hafif, pahada çok ağır. Kirpik tarağıyla kirpiklerime bir selam çakacağım. Bu arada bu markayı Google'layacak olanlar için Givenchy G ile yazılıyor. Hadi bakalım o G'yi nereye yazacaksın? Bul. Kudur. Peki kirpiklerimi şımarttım. Kaşlarım demez mi hani bana? Der.
O yüzden onların da üzerine Dior atıyorum. Siz de bazı uzuvlarınızı şımartmak isterseniz ama kart limitiniz yeterli değilse, mesela atıyorum dirseğinizi şımartmak istediniz. Dirseğinize 3 kere tek taş deyin. Tek taş, tek taş, tek taş. Göreceksiniz ki şımaracak, yumuşayacak, daha böyle hani albenili bir hale gelecek. Ve sevdanın son vuruşu Marc Jacobs Rouge. Bu markayı siz iyi bilirsiniz. Hepinizin evinde bir tane çakma çantası vardır bunun çünkü. Sosyete pazarcılar sizi. Çıldıracağım. Oh, vallahi 6 kilo surat var bende şu an. Ama çok pahalı. En azından içim rahat yani. Görüşmek üzere. Ay Allah'ım. Muazzam be. Coachella Arap Sosyetesi makyajı. Makyaj yapmadım makyajı. Muhatabım değilsin gerizekalı makyajı. Savcılığa gidiyorum makyajı. Evde oturacağım makyajı. Ay. Öldüm. Böyle bir gülmek yok. Kendimden geçtim. Saray gününün kaçında kaldı? Ben hatırlamıyorum ki. Dur yanlış açtım. Bir dakika. Herkese merhabalar. 5. videom bu. Yine cıvıl cıvıl güler yüzümle karşınızdayım. Bugün sizler için savcılığa gidiyorum makyajı yapacağım. Çünkü biriyle tartışmak yerine onu direkt savcılığa vermek bence çok havalı bir davranış. Evet. Siz de sizi kıskanan piç kurularını savcılığa vermek isterseniz bu video sayesinde artık çok güzel gözükebileceksiniz. Önceki videolarımda saçım önüme geliyordu. Bu yüzden bugün bu sade tokayı takacağım. Ben bunu İngiltere'de Buckingham Sarayı diye bir yerden almıştım. Çok memnunum. Şimdi Make Up For Ever'ın çingene pembesi rengindeki bazını yüzüme sürerek başlıyorum. Ben bunu renginden ötürü özellikle halka karışmam gereken günlerde sürüyorum. Çünkü biliyorsunuz sağda solda çok fazla kıskanç çingene var. Ekrandan beyaz gözüküyor olabilir ama aslında bildiğin pembe. Sonrasında lüks tüketim vergisi deyince akla gelen ilk marka Dior. Oha, ben bir şey söyleyeceğim. Bu arada harbiden malzemeler çok pahalı ha. Şu anda da mesela alayım dese alamazsın ha Dior'unkini yani. Dur bakayım. Bunlar hele artık iyice sapıtmadı mı Sephora'da falan? Bir şey diyeceğim. Şu an en ucuz fondöten ne kadar arkadaşlar? Max ne kadar olabilir ki? Yani şu an gördüğüm kadarıyla max 280 lira olabiliyor. Maksimum. 280 dedim. 780. 680. Kız konuşamadım. Şunu mesela hayal edebiliyor musunuz? Alıyorsun. Eve geliyor. Bu parayı veriyorsun. Senin kendi tonundan birkaç ton koyu çıkıyor. Ya da açık çıkıyor. Ay, herhangi bir işte hoş geldin bu arada. Tudem, Simge, Selin'e, Schrödinger's Cat hoş geldin. Sefalar gittin abi. Çok teşekkür ederim. Kambay, Remus, Minerva hoş geldin. Kelkaday, Valtrail hoş geldin. Sefalar getirdin. Sürben kullanır. Benim kullanmıştım var şahsen.
şahsım adına benim kullanmışlarım var onu. Ya ben geçen gün Sephora'daki ürünlere bakın, anormal pahalanmış yani artık her şey. Bakın şaka yapmıyorum. Ya bir soracağım, peki pazartesi günü, öbür hafta pazartesi günü fondöten için birbirimizi dövmedik mi gratis önünde? Ha? Toplanıp dövmedik mi? Hı? Dalmadık mı birbirimize Watsons'ların önünde? Rozmanların önünde tükürükler atmadık mı birbirimize? Nasıl aktivite? Ya işte böyle iyi fikirler hep benden çıkıyor ya. Siz hiçbir şey düşünmeyin olur mu? Her şeyi ben düşünüp ben hesaplayayım. İnanılmazsınız ya. Her şeyi de ben düşünemem ki. Biraz da siz plan yapın bizim için. Gelecek planları yapın. Hep ben yapıyorum. Bu şeyler falan o zaman ne kadar oldu? Nereden bakıyorduk biz bu Balenciaga'lara falan ha? Beymen'den bakıyormuşuz, tamam. Bak size açık konuşayım mı? İmkanı yok. İmkanı yok. Ciddiyim ha, imkanı yok. Ne kadar kazanırsam kazanayım. Bak ne kadar kazanırsam kazanayım. İmkanı yok abi. Ve o kadar çirkin bir model ki. Bu ne şimdi mesela? Ay. Tamam arkadaşlar, yarın herkes artık etrafındaki ilk Rozman olur, Gratis olur, Watsons olur, önüne böyle bir kazakla gelsin. Ben bizzat yırtacağım. Ben bizzat yırtacağım. Elimle. Elimle. Abi tasarımları da hiç güzel değil ki ya. Yani tasarımı güzel olsa diyeceğim ki wow arkadaşlar okey, yani tasarımı muazzam ya. Arkadaşlar bunu alın be falan yapacağım. Yok yani. Öyle bir tasarımın da yok ki senin. Sen neyine güvenip 21.450 lira oluyorsun? Kimsin ki sen? Allah'ım ya Rabbim ya. İnsan deli edersin. Kimsin? Daha da bas bas bağırsam mı şimdi burada? Ortalığı yıksam. Dolara vurduğunda kaç dolar oluyor bu? Ya saçmalamayın, ben yıllar önce Nike'dan 150 liraya mı 100 liraya mı ne bir tane ayakkabı aldım. Anasını satayım. Yani tabanları böyle mesela ve çok rahat ama aldığım fiyatı duyuyorsunuz inşallah. Balenciaga şeyde de pahalı değil mi? Yurt dışında da pahalı yanlış bilmiyorsam eğer. Prada. Dur bakayım. Prada. Prada Gucci falan var mı? Aa, dur bakayım. İşte bu. Yemin ediyorum aynısı bende var. Asla da Prada'da değil. Bekle. Söyleyeceğim nereden abi. Bekleyin. Söyleyeceğim. 200 liraya aldım. Allah Kur'an nimet çarpsın. Nereden aldım söyleyeceğim. Oturun oturduğunuz yere. Kız aynısı kız. Aynısı buradaki bağlantı cebine kadar. Çakması herhalde. Hiç görmediğim için. Dur. Kütahya'daki şeyden aldım. Boyner miydi orası? Mediamarkt'la Defaktum tam arasında bir yer var. Aynısı Çeçenistan başkanı giyiyor. Ya Allah aşkına, bunlar Ankara Sosyete Pazarı'nda ben lisedeyken ucuzluk ürünüydü bunlar. Burlington'un altına giymeye alırdım bunları. Adına bir Prada mı yazdınız sadece? Bunlar bildiğin Maltepe Pazarı'ndan çakmışlar modeli. Ben size söyleyeyim. Tıh. Şaka gibi. Şaka gibi.
Ya birini döneceğim Allah aşkına ya. Ya siz delirdiniz mi be? Ben herhalde hiç modadan anlamayan bir cahil olduğum için yani şu paraları görmek bana dünya saçması geliyor ve tekrar söylüyorum size bak yok abi ya yani ne kadar param olursa olsun gerçekten dünyanın en saçma şeyi gibi geliyor. Ha bak özel bir gün olur bir kıyafet diktirirsin onu yaparsın bunu yaparsın falan hani dersin ki ay çakma giyinmeyeyim utanılacak yere gidiyoruz şimdi sonra bütün herkesler beni konuşur çakma giydim diye falan dersin. Yaptırırsın özel bir gündür çünkü. Allah aşkına ya. Ya Allah aşkına mesela ben bu ne kız bu iki güne yırtılacak. İki güne yırtılacak bu. Mesela buna niye bu parayı vereyim anladın mı? Sağdaki ne hurç mu? Burada marka hurç. Git öyle kendine taşınıyorsan. Bak bir şey, bak bu ayakkabı çok güzelmiş bu arada. Ben seviyorum böyle ayakkabıları. Gucci bakalım Gucci dur. Gucci bakalım. Herhal çantada ben evet. Evet. Ben şu an mesela kendim bir internet sitesinde koysam desem ki arkadaşlar ben kendi total fiyatımı hesapladım 30 bin lira kimse almaz. Ne yapıyorsunuz ya siz? Ne yapıyorsunuz? Beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Çehel hareketlere ya. Ne diyeyim ki? İşte kimisinin de ilgi alanı bu. Bu olduğu için. Ya. Hermes mi? Hermes hiç şey yapmadı bilmiyorum. Hermes? Ha Hermes. Tamam ya pardon. Hermes yok ki. Parfümleri marfümleri var. Hermes'in çantaları yok muydu ya? Hı? Ben Hermes'te sanki çanta vardı gibi hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir kere vergime bakarken görmüştüm hatta. Dur bakayım. Hermes çanta. Yok. Hermes çanta yok arkadaşlar. Bulamıyorum. O terliğimden olmayacaksa niye yaşıyorum? Ay git gezere. Aynısını yapsınlar sana. Git bak da oradan gör. Yani arkadaşlar gerçekten canımız burnumuza geldi. Mentor olarak kimseyi daha fazla yormanın bir alemi yok diye düşünüyorum ben. Yok yani. Bu ne çünkü? Bu ne? Beymen'de yok mu? Nerede var? Nerede var peki?
Nerede var? Nerede var? Nerede var? Şöyle bir içimiz açıldı. Ay kurban olurum. Kurban olurum. Bak. Bak kurbanlar olurum. Kurban gül kokar be. Gül kokar ha. Bakmayın aslında. Çünkü size bir şey söyleyeceğim. Ha. Ne şimdi Allah aşkına. Az önce bak bak şimdi. Ha. Şuna ne yapıyor musun? Buna etiketini arkasında götüne bir Gucci çakıyorlar. Kerizler de gidiyor diyor ki aaa netten aldım bunu diye gezmek için alıyor herkes de. Evet. Evet. Ha, bak dümdüz. Dümdüz. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Bak. Ne kadar güzel bunlar. Çok da güzel. Çok da beğendim. Donlarda indirim varmış. Zonlarda indirim var. Beşli hipster desen sip külot. Yedin ona koşuyor. Oh! Oh! 59.90. Hmm, çilekli don var. çilekli don. Ya vallahi gerçekten. Ya neyse dediğim gibi ilgili olanlar vardır. Çok zor bir hobi gerçekten giyim kuşam. Allah yardımcınız olsun yani. İçimiz açıldı vallahi. Addax'a giremiyorum artık. Addax sapıttı çünkü. Bu aralar favorim de facto. ACY2'den zaten etik sebeplerden dolayı bir şeyler almıyorum. Gerçi onlarda bir özür müzür bir şey bir şeyler falan filan olmuş herhalde. Ben de daha tam bilmiyorum mevzuyu. De facto dedik az önce. Ama yani Addax da bir dellendi yani. De facto de facto. Evet ACY2. Chanel bak ama. Bakayım Chanel'e de. Dur. Chanel al. Ne bu ya? Arapça bir şeyler çıktı. Chanel kardeşim Chanel istiyorum ya. TR sitesi var mı Chanel'in? Yok. Bir sürü İstanbul'da mağazaları var bunların ama. Chanel'in o kadar güzel mi peki ürünleri? İyi mi yani? Hiç bilmiyorum. Şey biliyorum, ablamın Chanel parfümü vardı çok eskiden. Bu şundan hatta. Bunlar 1310 lira mı oldu lan? Oğlum benim ablam, bak bir şey söyleyeyim biz... bayağı zor dönemler de atlattık ailecek. Bayağı zor dönemler hem de. Benim ablam parasını biriktirip kendisi şu parfümden almıştı mesela. Ben hatırlıyorum. Kendi doğum gününde. Şu an mesela harçlıklarınızı nasıl bunu biriktirip alabilirsiniz? Mümkün değil gibi gözüküyor. 1310 lira ne çünkü. Bunun çok da güzel bir kokusu var bu arada. Bayağı güzel bir kokusu var bunun. Makyajda başarılı denendi. Hiç denemedim dediğim gibi Chanel ürünü. Yani ablamın parfümünü de sıksaydım yüksek ihtimalle şu an burada size yayın yapıyor olmazdım. Kız ablam bunlardan mı aldıydı ki acaba? Les Benjamins de var. Les Benjamins'e de bakın. Les Benjamins biraz daha şey olmadı mı ama ya? Sanki... İnfluencerların omuzlarında yükselmedi mi Les Benjamins? Ben yanlış biliyor da olabilirim. Bana biraz öyle gibi gelmişti çünkü. Ama bir Türk markası. Mutluluk verici tabii ki. Bence ben şu an hiç açmayayım.
Bence ben şu an açmayayım ya. Ben size hiç ekranı verip de Les Benjamins hakkında bence ben hiç konuşmayayım. Mesela çok özel tasarımlar var, onlara çok okeyim, her zaman söylüyorum. Bazı tasarımlar var, o kadar okeyim ki, çünkü tasarım dediğiniz şey çok farklı bir şey yani. Bunun fiyatını zaten direkt olarak tasarımcısı, masarımcısı belirler. Burada sadece kumaş mumaş söz konusu değil. İnsanın kendi başına bulduğu fikir de önemlidir tasarım dünyasında. Ama mesela dümdüz bir hoodie'nin tasarımı, çok üzgünüm ama size özel değildir. Kullandığınız malzeme ne bilmiyorum. Bazıları da okey. Ama gerçekten benim şu anda önümde dümdüz saçma sapan bir hoodie 900 liraya duruyor yani. Gerçekten aynısını çok istersem değil. Ay aman hadi öylesine şuradan bir gireyim de çok üşüdüm üstüme bir hoodie alayım dediğimde alabileceğim bir hoodie'nin 800 lira olması çok komik geldi. Daha da bir şey demedim. Ölüm meraktan yani, açmayacağım asla. Asla. Mümkün değil. Şimdi bu ne? Basketbolcu mu bebiş bu? Ömer Okan. Yanımda inanılmaz bir konuğum var. Kendisi 12 yaşında. 2 basketbol dünya rekoru sahibi Ecin Mart. Ecin'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi bak elindekileri bir göster bize. Yani gerçekten 12 yaşında ve 2 tane dünya rekoru var basketbolda. Ne rekorun var? 19 dakika 05 saniye 1145 saniye gözü kapalı çift top top sektirme. Gözünü bağlıyorsun çift top böyle 19 dakika 05 saniye. Evet. 1905. Niye 1905? Ben Galatasaray'da oynuyorum ve bu 1905 Galatasaray'ın kuruluş tarihi. Ben de Galatasaray'a hediye. Vay bak 19 istese kaç dakika sektirirsin istese? Sabahtan akşama kadar sektirebilirim. 19 dakikada şu an kendi dünya rekoru var ama sabahtan akşama sektiririm diyor. Bence kesin sektirir bu arada. İkinci dünya rekoru? İkinci dünya rekoru 22 saniyede 142 dripling yaparak ikinci dünya rekorumu kırdım. 22 saniyede 142 kere dripling yaptın tek top. Çift top. Çift top 142 kere 22 saniyede. Evet. Ben de bugün Ecrin'le kapışmaya geldim buraya. 5-6 tane basketbol challenge'ımız var. Onları yapacağız, seninle kapışacağız. Ay, ne? Oha bir dakika, diğer sus çete demiş ki 12 yaşında yazmayı öğrenen ben mi? Ha? Ne güzel tokatlayacak beni. Bak şu güzelliğe bak, şu tatlılığa bak. Birazdan böyle ağzıma vuracak blokları. Ya, 12 tatlısın. Yaşında kaç yaşında başladın basketbola? 9 yaşında. 9 yaşında başladın. 3 yıldır oynuyorsun ve evet. Bu kadar iyi oynuyorsun. Hiç böyle bir arkadaşın var mı senin yaşında senden iyi oynayan? Yok. Yok. Peki en sevdiğin basketçi kim? Türk ve yabancı istiyorum. Yabancı olarak NBA'de oynayan Kyrie Irving. Türk olarak erkeklerde Cedi Osman, kızlarda Işıl Avra. Tanışma fırsatın oldu mu onlarla? Evet. Ne diyorlar senin için? Çok iyi oynuyorsun diyorlar. Çok iyi oynuyorsun çünkü kimse, valla benim hayatımda gördüğüm kimse 12 yaşında senin gibi oynamıyordu. Hadi gel başlayalım. Tamamdır. Ecin'cim şimdi 2 tane göz bandımız var. Bundan önce sen bana bir çift top sektirmeyi bir göster. Tamam. Sonra biz seninle senin dünya rekorunda kapışalım. Tamam. Bu arada senin 2 tane dünya rekorun var. Benim de 1 tane basketbol dünya rekorum var. Delillerimizi kontrol ettik. Benim de 2 tane dünya rekorum varmış. Unutmuşum. Bir tanesi en uzun arkadan atış. İkincisi de 17 metreden gözü kapalı atış. Sen de onları kırmayı denersin. Ben de senin rekorlarını kırmayı denerim. Tamam mı? Tamamdır. Anlaştık. Tamam. Ben. Beni basketbola götürdü babamlar. Ben bir şey çok istiyorlardı. Herhangi bir spor dalında iyi olmamı çok istiyorlardı. Ama hep de garip sebeplerden dolayı bıraktırdılar yani bana. Ben basketbola gittiğimde bir hoca şey demiş, yani hocanın yanına gidiyorlar, diyorlar ki ezerler bunu burada, öldürürler yani, çocukları görmüyor musunuz falan diyorlar. O yüzden babamla annem de ben ölürüm diye bir daha beni götürmüyorlar baskete. Ben de biraz daha özgüvenim yerine geldi. Gel bakayım şöyle sırtına yaslayayım bunu. Hı. Ben daha cool duruyorum değil mi? Değil mi? Biraz daha cool duruyorum. Git kız. Top. O zaman sen al bir bize bir göster. Tamam. Ben 2 taneyi sektirebileceğime çok inanmıyorum ama. Göster bakayım. Gözü açık mı başla? Tabii gözü açık başla tabii. Kolaydan başlayalım.
denemiş kadar oldum yani. Denedim de yapamadım şu an. Kafamda bitti olay benim zaten. Ver bakayım. Ay Firdevs tamam. İnşallah. 19 dakika mı? Çok evet, güzel başarılarını görelim. Otursam oluyor mu böyle? Kapa kız gözümü. İndir indir gözlüğümü indir benim. Ekstra bir şey yapmam gerekiyor mu? Gerekiyor. Tamam. Ama ben yapmıştım. Ama ben yapmıştım mı dedi o? Evet ben yapmıştım. Allah. Ben orkun ışıtma gibi bakma. Kaç oldu? 30 saniye güzel. Diye. Kaç? 18 buçuk dakika sonra Ecrin dünya rekorunu elinden alacağım. Ya da alamayacağım. Ne diyorsun? Çok sence yapar miyim? Yapamam bence. Mümkün değil. Ama şimdi benim InfoVision eğitimim olduğu için ben görebiliyorum aradan. Şu an Ecrin'in üstünde kırmızı bir şey var. Bak sana doğru geliyorum şu an. Şu an ama gözüm kapalı sayılmıyor muyum teknik olarak? InfoVision'la mı görüyorum? Baştan üçüncü gözümle görüyorum hocam. Geri mi gidiyorsun? Ne yapıyorduk? Hala hala hala. Hala. Ya bak gider mi? Gider mi sanıyorsun? Gitmiyor. Kaç dakika oldu? 2 dakikaya yakın. Güzel. Ecrin nasıl yorulmuyorsun sen? Bu çok yorucu, çok bir kondisyon isteyen bir şey bu ya. Ufak ufak sayılıyor mu bunlar? Sayılıyor. Ah, ellerim ben Ecrin'e geçiyorum. Göz kapalı. Atış. Burada. Hangisini yapmak İlk istiyorsun? İlk önce 17 metre. İlk önce diyor. İkisini de kıracak galiba. Bak çocuğum evlat, iki tane zaten hayatta böyle kendimi tanımladığım şey var. İki tane dünya rekorum var, onu da elimden alma ya. Melek yüzlü şeytan tokatlayacak şimdi beni ya. Bak nasıl tatlı tatlı gülüyor sırıtıya. Al hadi. Tamam. Bir kere de atma bari be. O üzülürüm o zaman yani. Hani bir şey kalsın. Hazır olduğun zaman buyurun. Aga. Biraz sonda kaldı. Aa, fileye değdi vallahi. Girmedi mi? Girerse girmedi diyoruz. Hocam dördüncüde falan alacak çünkü. Aa, giriyordu. Yine içimden çıktı. Gözü kapalı nasıl atıyor ki oraya? Ben gözü açık atamıyorum yani gerçekten. Benim bildiğim tek şey şu. Topu atarken her zaman şurayı hizalayacağım. Bildiğim tek şey bu. Başka da hiçbir şey bilmiyorum. Ama iki eline top sektirirsen stepsi olur. Aha, tabii. Yine içinden çıktı. Aha! Aa, içinden çıktı yine. Ben bu kadar stabil bir performans görmedim ama yani. Her attığın çembere çarpıyor. Şaka gibi ya. Aha. Oo! Allah! Allah! Ağırmış. Aferin kız gel. Aferin. Girdi tabii, girdi. Aa, attı. Pat diye dünya rekoru kırdı. O kaşıtma kızcağız sakatlıyor değil mi burada? Üzüleyim mi sevineyim mi kararıyordum. Aferin gel. Aferin ya. Bu arada 15 dakika falan denedik. 15 dakikada denediklerimizin %90'ı zaten çemberin içinden çıktı. Sen bunu 25 metreden de atarsın, 50 metreden de atarsın. Buradan yan sahaya at, girsin yani. Hani bir hile yapıyorlar. Bir şey var sen. Ne yapıyorsun sen ya? Çok çalışıyorum. Evet, şimdi Ecrin'in yine en iyi yeteneklerinden bir tanesi. 3 top aynı anda sektiriyorsun. Ya zaten olay tamamen şu abi. Bir şeyi çok sevmek ve çok çalışmak. Bitti. Evet. Buyurun. Ben izliyorum artık. Ben de sizin yanınıza geçeyim. Tamam, bakarız saray yani. Günlüklerine. Bu arada birileri gelip sürekli bunu atıp kaçıyor yani. 3 top ne yapacak anlamadım. Maşallah çocuğuma. Ay maşallah. Allah'ım. Nedir ya? Kız sen robot musun? Nasıl? Maşallah vallahi maşallah. Ay büyüdüğünde NBA'de falan görsek ya. Şimdi üçlük yarışması yapacağız. 10 tane üçlük atacağız. 10'ar tane atacağız. Kim daha fazla atarsa o kazanıyor. Tamam. Buyurun. İçinin bir ahı var.
Ece hazırsa başlıyoruz. 10 tane. Gönder. Ece değil mi? Ece değildi. Hop, 1'de 1. Hop, 2'de 2. Çok güzel. Ah be. Hop olsun. Aa, 12 yaşında. Hoppa. 3 oldu. Hop. 4. Hop, 10'da 5. Ecrin 10'da 5 yaptı. Bakalım ben kaç yapacağım. Hop. Yok be, elim kayıyor benim. Oh. İnşallah verdi. Oh. Lan bir tane atayım bari ya. Güzel. Helal. Kaydı elim. 8'de 1. Oh, oh, oh. Yanlış bilmiyorsan arkadaşlar. 10'da 1. Bunu kurguda düzeltirsiniz. 10'da 10 yapmışım gibi. Şimdi ben biraz da dur yolunu yapayım sana. 3-4 yıldır oynamıyorum ya. Yaşlandım bir de. Bir de bel falan, kayropraktör falan biliyorsun. Bel sakat. Bir de ip yürüme falan bir şeyler. Bahane işte oğlum. Yazın bütün bahaneleri ekrana yazın bir şeyler. Ne bileyim, bahane işte. Yine yenildik. Yıldız. Tamam. 10 olan kazansın. Tamam. Hadi gel. Hadi başla. 1. Bir şey diyeceğim, böyle hemen 10 olursan şuradan saymam ama. Birer yani be, bir atamadığında olsun yok yani. Bence ben bir tane atarım. 2. Şimdi benim elimin ayarı kaçmış yıllar içerisinde de. Onun da tabii büyük bir etkisi var. 3. Acı yedim. Annesi çok iyi burada. Mükemmel bir atlayış. Yok, berbat o. Benim bugün elimin ayarı hiç... Çektiniz mi bunu? Al. Gülüyor bir de tam. Kenardan gelip şey yapıyor. Yirmi. Kaç oldu? 5 mi oldu? 5. Arkadaşlar bu arada Erdem'in morali çok iyi. 6. Hadi bitir bari. 19 saniye 20 dünya rekoru. Dünya rekoru 19 saniye 20. Buradan da nasıl atacaksan... 7, 8, 9, aa, 2 kere sekmemesi lazımdı, sen al. Eksi 1 oluyor mu? 9, eksi 1. Sağ ol, eksi 1. 10, hey, 11 sayı farklı yenildim, 0 tane atabildim. Eldiveni taktı. Birini mi dövecek? Ay sana maşallah ya. Geldik efendim. Zurna'nın zırt dediği yere geldik. Ejcin'le birebir kapışacağız. Sen böyle hiç yenildin mi birebir de? Az. Az. Ne? Stephen Curry'e mi yenildin? Kime? Tamam hadi gel. Stephen Curry. Geçirmiyor ki beni. Odor gibi geçemiyor. Ve şunu düşün, 12 yaşında. Bakın arkadaşlar, bu detay çok önemli. 12 yaşında böyle oynuyor. Allah'ım ben nasıl geçeyim? Sen koşuyorsun da ben nasıl koşayım? Allah. Buyurun. Ben bittim. Dur kız. Yapma amcaya, yapma. Kendim hayatımda ilk defa yaşlı hissettim ya. Yap amcaya. Of, pardon. Pardon. Foul bence. Omuz attım ya. Bütün benim görüntü karardı Ece. Oh. Yorulmadın mı sen? Biraz. Ben de biraz da işte şov yapıyorum. Ah, dur kızım, abi de oynuyorsun. Dönüyor. Kalp çarpıntım var. 3 saat basket. Ne haddim be benim. Küçükken dedem benimle masa tenisi oynardı. Dedemin bile kondisyonu benden yüksekti ya. Niye böyle oldum? Bir suya ulaşabilirsen bir su Allah içeceğim. Allah sakatlık hastalık hiçbir şey vermesin. Hep mutlu olsun. Şeker, tansiyon, kolesterolüm bile yola düştü çıktı, bir şeyler inşallah oldu.
Çekmedik değil mi bunu? Çektik mi? Sansürleyelim bu kısmı. Bu kısım çok üzücü bir kısımdı çünkü. Ha, burayı da sansürleyelim. Bunu yayınlayamayız. Yani bir tane atmış olayım bari. Hay romantizma. 2-1. Hop. Hop. Var. Var var. Tamam ben mızmızlıyorum. Buyurun. Buyurun. Onu bir ağır çekim görelim. Çok emin değilim. Girmedi mi? Bütün eforumu oraya harcadım. Kalp krizimi geçiriyorum ben. Alo. Orkun basketbol oynuyor zaten yanlış bilmiyorsun. Bir tane ambulans. Gece kampçılarıma gelecek. 10 yıl sonra sokakta göreceğim. Elimde böyle bir... Ben gitsem bu arada ben Orkun Işıtmak'tan daha önce ben şeyde devrildiydim zaten. O üçlük atıp koşuyorsun ya tabii ben orada bıraktıydım kendimi. Şey derim ey cinim sen oyna ablam. Allah senin yolunu bahtına açık etsin ablasının güzeli. Ey güzel kısma sen git atar. Ey kısma atardı diye kendimi yaramadım. Bu çöp olacak tamam mı? O çöpü böyle kimse yok sanıp çöpe basket atmaya çalışacağım. Sonra Ecrin gelip onu yerden alıp çöpe atacak. 10 yıl sonra sokakta böyle bir an yaşayacağız Ecrin'le. İyiyim iyiyim hiç merak etme. Hiç merak etmene gerek yok Ecrin. Çok iyiyim. 2-1. O girmedi ya. Benim bir tek turnikem var zaten. O da bazen var. Her zaman yok yani. 2'şer. Allah belamı bayılacağım valla. Oğlum her sayıda mola verdik zaten. Valla ne oldu bana ya? Aa Orkun Işıtmak bence montaj yapıyor. Ben size söyleyeyim. Hile kazandı. Öyle hile, böyle hile diyerek geldi. 3'ten 5'e uzamıştı. 10 olan kazanıyor dedi. Kaçta bitsin? 10 çok. 9 da çok, 8 de çok. Kurtarmıyor mu? Sana gelişi mi zaten altı bunun? O kadar da değil Ecin Hanım, o kadar da değil. O kadar da sen de beni iyice küçümsedin Ecin. Yeter artık gel buraya. Aman! 4-3. Aa! 5-4 o yeniyor. Bence bitirelim. Ben hükmen mağlup sayıyorum hocam kendimi. Çok hileler yaptım. Ecrin tahminimden çok iyi oynadığı için çok ezildim ya. Yediremedim yani. O yüzden her türlü katikulliler, çirkeflikler döndü. Ecrin de az hırslı değil bu arada. Sende de var biraz çirkeflik. Hiç. Videonun... Sporda hırsı olmazsa olmaz anacığım. Zaten seni hırsın götürür bir yerlere. Sporda hırslı, azimli... Aa, pis hırslı olmayacaksın tabii. Pis hırsın olmayacak, hırsın sürekli şu olacak. Ben nasıl daha iyi olabilirim, nasıl daha üstüne koyabilirim? Ne yapmam lazım? Başında kendime güvenen bir insandım. 2 tane dünya rekorum vardı, şimdi 1 tane kaldı. Ecrin bir de beni üçlükte yendi. Yıldız da yendi. Birebir kapışmada yendi. Gelmez. Dünya rekorumu elimden aldı. ne güzel. Ben gerçekten hayatımda senin kadar yetenekli biri görmedim. Sen bundan 10 yıl sonra artık NBA'mi, kendi NBA'ini kurarsın, ne yaparsın bilemem. Ama Ecrin çok canım yeteneklisin. Benim. Başarılar diliyorum sana. Ecrin'i de takip etmiyorsanız mutlaka edin. İleride çok kıymetli bilinecek çünkü. Açıklamaya bütün Instagram linkini, YouTube kanalının linkini, her şeyi bırakıyorum. Lütfen siz de Ecrin'i takip edin, destek olun. Tebrik ediyorum Ecrin seni. Hangi yerim seni. Bakın. Yetenek bir şeydir. Çalışmak her şey. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ne yeteneksiz insanlar gördüm. Ne yeteneksiz ama. Çalışmayla neler neler neler. Neler neler neler. Efem. Neler. Hah. Saray günlükleri. Kaç 32'de mi gidiyor İzabella pisliği? Kaçta gidiyor? Pargalı kışkırtma az kaldı yakalanıyordum. Şimdi ya. İlişki durumu karışık mı? ya bu başlıkları kim atıyor ya? Allah aşkına. Hayır ya, orada değil ki saray günlüklerinde. Ey Allah'ım ya Rabbim. Siz bana 32 demediniz mi?
Ceren ablanın hala daha izlemedim şey videosunu. Muhteşem bir videosunu. Doğru, biz en son İbişko'yu boğarken izledik değil mi? Doğru. Doğru. Doğru ha. Ay karı baba bu merak ya. Lan defol lan. Hep bizi karşına aldın. Kendini de öyle yaktın zaten. Aptal. Aptal. Gerizekalı. Sana nasıl dedirtir ya? Böyle bir insan evladı olabilir mi ya? Böyle bir insan evladı olabilir mi ya? Allah'ın cezası. Hep bize karşı ya. Hep karşı. Acık yanımızda ol. Ne yaptık lan biz sana? Mal mıdır nedir? Aptal. Deli ediyor beni. Sakin olun. Stardew'da Lia ile evlendim. Çok Lia ile evlenen mutlu olur zaten. Huzur veriyor. Huzur huzur. Huzur veren bir insan o. Yarın bakarız arkadaşlar. Yarın bakarız. Zaten yayını ben geç açtım. Üstüne kaç saattir vır vır vır.